Merhaba dostlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bayram işte, güzel bir çiftlikteyiz. Bu çiftliğin elektrik enerjisini rüzgardan ve güneşten sağlıyorlar. Burada kendi tarımsal üretimlerini yapıyorlar. Emekli bir çifti tanıyacağız bugün. Onlarla sohbet edeceğiz. Çiftlik hayatının olumlu, olumsuz yanlarını sizlerle paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız bu güzel aileyi birlikte tanıyalım. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bizi çiftliğinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle tabii ki sizi tanıyarak başlayalım. Benim adım Nuran Boyraz. Aslen İzmir Urlalıyım. Emekli öğretmenim. Ben de Tufan Boyraz. Emekli astsubayım. Elazığlıyım. Sanki kendi cumhuriyetinizi kurmuşsunuz gibi. Aynen öyle. Yani aynen. Tabiri caizse. Yakında bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Evet, yani çiftlik hayatınızı biraz sonra öğreneceğiz ama öncesinde biraz nasıl bu fikir doğdu? Nasıl böyle bir plan yaptınız? Biraz oradan başlayarak böyle. Ben orada söze gireyim. Şimdi çalıştığım dönemde şehirde yaşıyorum. Stres bir taraftan iş yükü var, çocuklar, evin yükü derken sürekli böyle bir koşturmaca var şehirde. O insanlar arı gibi koşuyor her yere, ben de koşturuyorum. Eve gidiyorum, her gün yorgunum. O yorgunluk hiç bitmiyor. Ertesi gün devam ediyor, ertesi gün devam ediyor. Ya bu yorgunluk nedir diye doktora gidiyorum, ben çok yoruluyorum, bir türlü dinlenmiyorum. Aslında çok çalışmaktan. Ve İstanbul'da ilk göreve başlamıştım 88 yılında. 5 yıl o zaman bekardım, evlendim, Gökçeada'ya gitmiştim. O 5 yıl boyunca 4 saat günde yola zaman harcıyordum. O 2 saat sabah, 2 saat akşam, 4 saat. Zaten bir insan 4 saat giderse yorgundur. Bir de onun üzerine 6 saat, 7 saat ders anlatacak. Yani dinlenmesi mümkün değil. O yorgunluk derken böyle yıllar geçti. Eşimle tanıştım, Gökçeada'da evlendik. Ondan sonra yine iki çocuğumuz oldu. Bir kızım, bir oğlum. Onlar da şimdi ziraat mühendisi, ikisi de çalışıyorlar. Yanımızda değiller. O yorgunluk, şehirdeki o stres beni boğmuştu aslında. Çocukluğum benim Urla'da tütün yaparak geçti. Toprağın içindeyim. O stres orada da vardı aslında. Yorgunluk orada da. Bir türlü bitmeyen işler vardı. Ya toprakta tütün yapmaktan nefret ediyordum. Sigara içmekten nefret ediyordum. İnsanlar içiyorlar ya. Ben sanki onlara sigara üretiyorum gibi geliyordu. Tütün olmasını istiyordum. Tabii o çocuk aklıyla. Sonra işte ortaokul, lise derken üniversiteye girdim. Tarih öğretmenliğini kazandım, gittim. Ondan sonra şehir yaşantısı başladı. Fakat yıllar geçtikçe toprağa karşı böyle bir özlem başladı bende. Yani bir toprak olsun, toprağa işleyebileyim. Bir bahçem olsun küçük. Ben ona bir tane domates, bir tane biber, işte bir tane patlıcan ne varsa ekeyim. Onların büyüyüşünü seyredeyim. Yemek değil aslında amacım. O görselliği izlemek istiyorum. Sonuçta Gökçeada'dayız. Gökçeada'da o zamanlar 12 yıl önce bayağı bir pahalanmaya başlamış. Dışarıdan da çok talep görmüştü. Ben eşime diyorum bir toprak alalım buradan. Yani işte 100 metrekare olabilir, bir dönüm olabilir. Bakıyoruz bizim bütçemize yetmiyor. Bir öğretmen maaşı, işte eşimin maaşı yetmiyor. Ne yapalım? O zaman şey yapalım, bir yerler toprak bakalım ama onun öncesinde de emekli olunca biz ne yapacağız? Herkesin aklına gelen bir soru bu. Eşim diyor ki bir karavan alalım. Karavanla biz turlayalım, dünya turu yapalım, Türkiye turu yapalım, gezelim bu şekilde bağımsız bir hayatımız olsun. Ben de diyorum ki toprağımız olsun. Ekeyim, biçeyim, onunla uğraşayım. Yani özlem var bende müthiş bir toprağa karşı. O topraktaki o bitkinin büyümesini seyredeyim istiyorum. Sonra işte öyle emekli olduğu için eşim benden hemen hemen 10 yıla yakın önce emekli olmuştu. Ben de emekli olduğum zaman bir toprak olsun diye düşünürken eşim otururken bir gün kışın şeye bakıyor, ilanlara bakıyor. İşte nereden arazi bulurum? O zaman o sıralama var. En ucuz nerede arazi var diye. Bayramış çıkmış karşısına. Bayramış da sabahleyin dedi ki araziler buldum dedi. Birkaç tane böyle orada bir emlakçı da var dedi. Bir gidelim bir bakalım. Şubat tatilinde mi gelmiştik? Evet, Şubat tatilinde. Bir öyle geldik. Sonra işte gösterdi bize köyleri, yerleri. Şurası bu kadar, burası bu kadar. Biz de dolaşıyoruz. O şeyde hengamede böyle bir arazi alacağız. İçim coşuyor benim zaten. Bir toprağımız olacak, gidecek bir yerim olacak gibi. Ondan sonra biz bayağı aldık buradan birkaç yerden. Toluklardan aldık, Kaykılardan aldık. İşte burayı gördük, 5 dakikada karar verdik burayı alırken. Başka yine benzer yerlerde araziler aldık. O kendi bütçemizde, oradaki Gökçeada bizim evimiz vardı. Evimizi satarak onları yapacağız. Hı hı. Kaç yıl oldu burayı alalı? 12 yıl oldu. 12 yıl 12 oldu. Yıl, evet. Kaç dönüm şu anda çiftliğinizin bulunduğu yer? Şu bulunduğumuz yer bizim 25 dönüm. Bunun ekli hemen dibinde, ormanın dibinde suyumuzun olduğu yerde o da 14 civarında 14 küsur böyle tam 40 dönüme denk geliyor. 40
Bunun hemen aşağısında da yine bizim 16 dönüm arazimiz var. Doluklarda da yine 14 dönümlük bir arazimiz var. Yani bu kadar kaldı. Sattık onları. Peki hepsiyle uğraşmak zor değil mi? Yok, uğraşmıyoruz. Onlar duruyorlar. Duruyorlar. Öyle, tamam. Otlatıyorlar, hayvan otlatıyorlar. Peki boş. Diğerlerinden farklı olarak burayı niye tercih ettiniz? Köyden biraz uzakta ve tepede, manzarasından kaynaklı mı? Buraya yani. Geldiğimiz zaman aslında emlakçı ile şehre doğru dönüyoruz. Dedi ki şurada yukarıda dedi yakında bir şey var, tepede bir yer var. Bakalım mı abi dedi. Şimdi dedi bakalım dedi. Hı. Çıktık buraya geldik. Şu tam bizim şeylerin, panellerin olduğu yerdeydik herhalde. Şöyle çevreye baktım. Her taraf uçsuz bucaksız görünüyor. O kadar güzel görünüyor ki tam Mart ayı mıydı o civarda. Harika bir görüntü vardı. Bahar gelmiş. Böyle yavaş yavaş çiçekler de başlamış. Ben mest oldum. Şimdi buranın yapılmasında tamam. Sizin eski videolarınızı izledim. Evet. Evinizi kendiniz yapıyorsunuz. Evet. Biraz o süreci anlatabilir misiniz? Çocuklarınızla birlikte burayı inşa ettiğinizi gördüm. Vallahi bizimki cahil cesaretiydi herhalde. Girdik. Yani kafamda profilleri birleştiriyorum. Bunu birleştirirsem bir ev olur herhalde dedim. Bir üstünü kapatmak var. Kendi kendime tasarladım. O zamanlar YouTube bu kadar gelişmiş değildi. Yani birçok şeye ulaşamıyordum videolara. Video yazdığın zaman ev yapımını birkaç fotoğrafla saman ev yapan birkaç entelektüeli görüyorduk. Başka kimse yok da. Samandan mı yapsam evi dedim. Enerji çok fazla, heves de çok fazla. Saman zor geldi açıkçası. Çamur falan bulmak lazım. Kilmil gerekiyor. Dedim en iyisi profilden yapayım. En iyi anladığım şey kaynakla yaparım dedim. Aslında yapabileceğimi biliyordum. Arkadaşlara söylediğim zaman bayağı güldüler bana. İki ayda sen iki tane çocuk bir eşle gideceksin. Dağın başında ev yapacaksın. Ha? Güldüler. Yani iki ay sonra fotoğraflarla ben gittim. Ben güldüm onlara. Aslında herkes zordu. Girdi. Yani iki ayda o evi yapmak iki tane çocukla. Yani çocuklar ne yapabilir? Ancak oğlum tut şunun ucundan. Kaç yaşındaydılar? 7'ye gidiyordu kızım. Lise 2'ye geçen de lise 2, 3 olması lazım. Oğlum yani. Değil, evet evet şeyler. O videoları izleyince ben de dedim zaten. Vallahi helal olsun dedim. Böyle yapmışlar dedim. Yani. Şimdi bizim gibi birçok insanın böyle hayalleri var. İşte bir köye yerleşelim de yapalım ama kendiniz bunu yapabilir. Daha önce bir deneyiminiz hiç var mıydı? Hiç deneyimim yoktu. Yani şu konuda insanlar yanlış düşünüyor. Evin temeli olması gerek. Ya yani evin temeli olacak evin 3-4 kat çıkman gerekir. Yani normalde bir konteyneri nasıl getirip bir tarafa koyabiliyorsan o taşınabilen bir malzeme. Onun benzerini de sabit de yapabilirsin deyip hatta beni bayağı korkuttular. Yok yer kayar. Yok efendim gömülürsün toprağa. Yani nasıl bir sanki gökdelen yapacaksın. Herkesin aslında bu korkuyla gidip prefabrik evler yaptırıyorlar. Ben onları tavsiye etmem mesela. Çok ucuz malzemeden yapıyorlar. Ve vidayla yerlere vidalıyorlar. Burada saatte 90 kilometre hızla rüzgar esiyor. Yani ilk burada bir garaj yapmıştım ahşapta. Köylülerin yaptığı gibi. Kardeşimle oturuyorum burada telefonda konuşuyorum. Bir döndüm benim garaj havada. Uçuyor resmen havada uçuyor yani. Kalkmış havada bir garaj var yani düşün. Onu gördüm dedim buraya nasıl bir şey yapayım ben. Felaket bir rüzgar var. Şimdi ağaçlar marşlar büyüyor ya o kesiyor. Bir de eskisi gibi rüzgar mı yok bilmiyorum. Saatte 96 kilometre hızla esiyor yani. Yürüyemiyorsun burada. Sonra o binaları buldum. Şeklini. Yani arabaların bir aerodinamik yapısı vardır. Gittiğin zaman bastırır üzerinden rüzgar, tutunurlar yere. O şekli yaparsan dedim, rüzgar estiği zaman rüzgar bunu aşağı bastırır, kaldırmaz. Sonra onların da ayaklarından 1,5 metre kazıklarla çaktım. Hem bir Faraday kafesi oldu yıldırım düşmelerine karşı, hem de rüzgara karşı tuttu. Yani 10 yıldır hiçbir şey olmadı, kullanıyoruz. Yani yapmak isteyenler kaynak yapabiliyorsa öyle korkmasına gerek yok. Aslında bir beton döküp betonu da öyle ağır dökmesine gerek yok. Üzerine birkaç profilden yapabilir. Yapım videosu zaten orada gördünüz. O kadar da zor değil. O sebeden yaptık. Gayet de güzel oldu. Yani olmaz öyle diyenler. Soğuk sıcakta bir etkileniyorsunuz. İzolasyonunu çok güzel yaptık. Çok güzel, evet. Yani kendi içinde bir cam yünü kullandım. OSB kullandım. Onun üzerine alçıpan, iç tarafı alçıpan, dış tarafa da SP diye bir madde var. Şöyle strafor deniyor. Hı-hı. Sıkı bir strafor. Yangına karşı dayanıklı değil tabii ev. Yani herhangi bir yangında kibrit çak yanar.
tek kötü tarafı o. Ama izolasyonu çok güzel. Isınmak için küçük bir soba yaptım içeriye. Minicik bir şey zaten, şöyle uzun. Onu yaktık mı evin içerisinde terlersin. Kışın. Sıcaktan şikayet ediyoruz kışında. Yani kışın şikayet ediyor sıcaktan eşim. Hı. Dışarıda fırtına kopuyor ama içeride nefes alınacak gibi de sıcacık içerisi. Ev güzel oldu. Seviyoruz evimizi. İnsanlar şey yapmak istiyor. Bu şekilde yaşam son zamanlarda da popüler oldu. Herkes gidip doğada yaşam. O zamanlar herkes şehre kaçıyordu biz geldiğimiz zaman. Evet, bizi çok kınıyorlardı. Ne işiniz var diyordu. İkiniz de emeklisiniz, paranız var. Tamam, başından ne işiniz var diyorlar. Gezin tozun. Ha, ne işiniz var burada diyorlar. Dağ taşa yani. Boşuna para vermeyin. Bir de yani şurada takdir edilecek bir yanınız var. Gelip ev yapmışsınız ve evinizin işte elektriğini kendiniz üretiyorsunuz. Rüzgar enerjisini kullanıyorsunuz. Güneş enerjisini kullanıyorsunuz. Evet. Bunun haricinde suyunuzu kendiniz elde ediyorsunuz. Bir yerden bir akar bir su yok. Yok. Ve siz onu elde etmişsiniz. Biraz onlardan da bahsedebilir misiniz? Şimdi aslında araziyi aldığımız zaman böyle yeşil değildi tabii. Sapsarı bir şeydi. Bozkırdı burası. Fakat burayı seçmemizin yani özel bir aşk değil yani. Geldiğimiz zaman yalnızca şehire yakındı. Çünkü bizim diğer arazilerimizin de manzarası çok güzel. Evet. Ben buraları alırken hep manzarası güzel arazilere baktım. İnsanlar dedi su altından al. Şey olsun, düz olsun, tarım yaparsın. Dedim ben insanlara en olumsuz şartlarda nasıl çiftlik kurulur onu göstereceğim dedim. Yani burada su yok. Elektrik yok. Tarım için elverişli değil burası. Dik bir arazi. Ve tek avantajlı yönü şehire yakın. O kadar uzak değil. Yakınlığı güzel. Fazla da yakın olsun istemedim zaten. 7 kilometre falan olması lazım. Şimdi burada su ararken tabii biz hayal gücümüz çok yüksek. Zannediyoruz ki her vurduğumuz yerden ot var, su otları. Oradan su çıkacak. Kaz orayı su yok. Kaz orayı su yok. O zamanın parasıyla 29 bin lira para vermiştim. Ortada ne su var ne başka bir şey. Kuru bir arazi. Arabanın arkasında bir yarım tonluk bir depomuz var. Ondan su getirip götürüyoruz. Karavanda yaşıyoruz. Sonra bir şey gördüm. Kepçeci. Dedi ki böyle bakıyorlar suya. İki tane bakır çubukla. Ben de kendime iki bakır çubuk yaptım. Yürüdüm baktım gerçekten oynamaya başladı. Böyle mi oynar, şöyle mi oynar derken su yollarının üzerinde yürümeyi öğrendim. Bu sefer bütün şuna dikkat ettim. Bu da bir bilgi olarak not düşeyim. Şöyle araziye baktığınız zaman hayvanlar yürüyormuş gibi böyle izler olur. Otlar böyle basılmış sanki oraya. Aslında kimse basmamıştır oraya. O suyun manyetik alanı otları oraya doğru mıknatıs gibi çekiyor, yatırıyor. Onun suyun geçtiği, damarın geçtiği yerde otlar yatıyor. Damarın olmadığı yerde dik duruyorlar. Sanki orada tosbağalar geçiyormuş gibi düşünürüz. Aslında hayvanlar da, o kaplumbağalar büyük bir ihtimal o su yollarını takip ediyorlar. Çünkü hazır bir yol. Ya hazır yol olduğu için oradan gidiyorlar. Ya da suyun manyetik alanını onlar da kullanıyorlar. Çok enteresan bir şey. Neyse iyice yürümeye başlayınca suların bir yerde birleştiğini gördüm. Bu yolu takip ettim burada, bu takip ettim burada. Dedim burayı kazalım. Kazdık su falan yok. Sabah baktım biraz ıslanmış. Birazcık su var. Tabii benim için mükemmel bir şey. Sonra kepçeci daha fazla inemeyiz diyor. Ondan sonra metresi işte örnek veriyorum 1000 liraya mal oldu. Oraya kadar 1500 lira iniyorsun. Ondan sonra metresi 1000 lira olmaya başladı. İn dedim. İn de en son akan şeyi bulduk. Öyle ufacık bir su akıyor. Günlük 400 litre yazın en kurak zamanlarında. Tamam dedim biz de burada yaşatır bu su. Ondan sonra onu biz yaptık, suyunu çıkardık. Su ihtiyacı bitmiyor insanda. Su tamam evde yaşayabiliyoruz ama misafir geldiğinde suyumuz bitiyor. Tarım yapacaksın, sulama yapamıyorsun. Aşağıdaki arazide bir su birikintisi vardı. Dedim orayı alayım, orada su bulabilirim, biraz alan genişlesin. Orayı satın aldım. Orayı ararken yine çubukla öğrendik ya, her yerde geziyoruz, oraya da gittik. Bulduk, kayaların içerisinde günde 2,5 ton bir su bulduk. Oraya küçük bir havuz yaptırdım. Yani daha doğrusu kayaları kırarak yaptırdım kepçeye. Onu bir süre kullandık. Bir de o suyu buraya taşımak var. Yani 350 metre mesafe, 75 metrede kot var. Onun için de pompa gerekli. O pompanın gücü gerekli. O pompaları hiç kullanmamışım. İnsanlara söylüyorum. Herkesin bir fikri var. Sonra araştır. İnternet iyi ki var. Oradan pompa basınçlar nedir, işte sürtünme nedir onlara baktık. Neyse bir pompa buldum, taktım o suyu basmaya başladım. Burada bir rahatladı önce. Sonra su özlemi bitmiyor tabii. Yine kepçeci arkadaşı çağırdık, kazdık. Yan tarafta su gösteriyor. Kaz su yok, kaz su yok.
Kendimize bir geldiğimiz zaman kafamızı kaldırdık. 1,5 ay olmuş kazıyoruz abi büyük kepçeyle. 46 bin lira o zaman para vermişim. Çok yüksek bir rakam. Yani güzel de para. Arkadaş bomboş bir göl. Dedim kapatma bunu madem etrafını düzelt dedim. Yukarıdaki bizim 2,5 tonluk bir havuz vardı ya. Orayı da aç buraya ver. Açtık verdik. Gölün sağda sola taşmayla, bizim suyla, yağmur sularıyla koca bir gölümüz oldu. Vade olduğu için yağmur suları birikiyor oraya. Hı hı. Bu sefer çok suyumuz yani oluyor. İlk açtığımda... Kazarken şey Nuran Hanım da dedi ki çevreden dediler biz hazine arıyor bunlar. Bu arazi değil. Yani bizim hayal gücümüz de çok güçlü. Köylülerin de tabii hayal gücü çok güçlü. Biz böyle her yere bakınca su görüyoruz. Onlar da her kazılan yerde hazine görüyorlar. Burada biz de şey attık. Düşün o zaman gelip görsen sen de şüphelenirsin. Köstebek gibi. Burasını kazmışız bırakmışız belki kalmadı. Yarın çıkar diye. Bir ay sonra bir yer bulmuşum. Kepçeci gel burayı kaz. Al o zaman 7,000 lira git. Bakıyoruz yok burada da su yok. Öbür tarafa köstebek gibi. Yani bilmeyen birisi gelse düşer. Bayağı da derin yani 10 metre kuyu düşün. Yılanlar falan düşerdi. Kirpiler falan düşerdi. Sonra işte orayı bulunca artık sağ solu kapattık. Ama arazide delmediğimiz, harmanlamadığımız yer kalmadı. Aşağıda gölü yapınca işte az önce devam edeyim. Bir hesapladım 16 bin ton su alabiliyor dolduğu zaman. Dedim bu su dolarsa eğer beni ihya eder yani hesaplıyorum. Neyse yıkılmalarla falan demek ki bir 10 bin ton su alıyor 10 bin metreküp. Yaz boyunca o suyu buraya basıp kullanıyoruz. Yaz bittiğinde daha gölün yarısı duruyor. Bitiremedik şimdiye kadar hiç. Daha bitiremedik suyu. O su ihtiyacımızı gördü. Tabii su var. Elektriği de benim elektronik bilgim iyi. Yani kendime yetiyor. Hatta cihaz yapıp satıyorum. Yani biraz standartın üzerinde. Basitti yani bu panelleri dizmek. Zaten karavanın üzerinde panelleri ben yapmıştım. Hesaplaması da belli. Ne alacağımız belli. O zamanlar pek bilinmiyor paneller. Ben de görünce bunlar ne diyorlar? Elektrik üretiyor mu? Ben elektrik üretiyorum. Nasıl olur elektrik üretiyor? 12 yıl önceden bahsediyoruz yani, ve 12 ne kadar fark birden etti? Birden gelişti. Yıllar geçti üzerinden artık herkes güneş paneli kurmaya başladı. Özellikle böyle bizim kırsalda yaşayanlar. Şimdi burası çorak bir yerdi. Hiç ağaç yoktu. Nurhan evet, Hanım. Aynen. Siz geldiniz burayı yeşillendirdiniz. Bir sürü ürünler yetiştirmeye başladınız. Hatta bayram işte cumartesi köylü pazarına da gidiyorsunuz. Çıkıyorum. Evet, evet. Aslında buraya geldiğim zaman evi yaptık. Ondan sonraki sene böyle ufak tefek bahçeler ama işte diyorum çok değil. 3 tane biber, 4 tane domates. O yeşilliğini göreyim. Pazarda her şey var zaten. Şey bulaşık sularını biriktirip orada onları suluyorum ben. Ürün aldım mı bilmiyorum üzerinden. Yalnız aldım, yeşilliği aldım. Var. 1-2 vardır belki. Bir biber, bir domates almışımdır. Ondan sonra ben yetiştirmek istiyorum. Eşim de diyor ki niye yoruyorsun kendini? Yani bak alıyoruz işte pazara gidiyoruz. Birinde ürün var. Tamam iyi hoş da ben çocukluğumdan gelen herhalde o yetiştirme arzusundan dolayı ekiyorum bir tane toprağa tohum. Büyüyor, büyüyor. Çok güzel oluyor. Hoşuma gidiyor. Ondan sonra bir başka da ekeyim. Şunu da ekeyim, bunu da ekeyim diye ekmeye başladım. Bana bu sefer yetmemeye başladı yaptığım bahçeler. Bu sefer tarlaya açılmaya başladım. Oraya biber ekiyorum, buraya domates ekiyorum. İyi de ben ilaç kullanmayacağım. Yani tarım zehri, tarım ilacı kullanmayacağım. Başka bir takviye vermeyeceğim. Bu sefer ben 5 kök domates ekersem bana bu yeter. Hastalık gelirse, işte böcekler yerse ben domatessiz kalırım. Ne yapayım o zaman ben? 5 değil de 50 kök ekeyim. Hani 40 kökü giderse 10 kök bana kalsın, hayatımı idame ettirsin şeklinde oldu. Bu sefer fazla ekmeye başladım. Sırf tarım ilacı atmamak için, işte gübre vermemek için. Bu çok olunca ne yaptım? Reçel yaptım, marmelat yaptım, kuruttum, işte soslar yaptım, çoğalttım. İşte sizin gibi gelen değerli dostlarımıza ben böyle oluk oluk yiyecek vermeye başladım. Artık bazı arkadaşlarımız ya yine mi böyle deyip şey yapıyorlardı yani. Sanki onları böyle fazla verince rahatsız oluyorlardı. Ne yapacağız şimdi bunu temizleyeceğiz, yaşayacağız, uğraşacağız gibilerinden. Ben ne yapayım yani tanıdıklarıma veriyorum. Tanımadığım insanlara verince de onlar da ne yapıyor bu kadın diyecekler. Ondan sonra ben yavaş yavaş şey hani içimde aslında biraz da açılayım bayram işte. Çünkü bir çalışma hayatım vardı, öğretmendim. Orada bir hayatım vardı, buraya geldim. Emekli olduktan sonra sanki içime kapanmış gibi oldum. Dedim ki dışarıya açılayım, bir sosyal hayatım olsun. Ama onun öncesinde de aslında şey YouTube kanalı açma fikri geldi aklıma. Yani YouTube kanalınızın ismi neydi bu tohum arada? Tohum ve toprak. O da benim için çok önemli aslında. Tohum ayrı.
toprak ayrı. Toprağı eğer var ama tohum atmazsanız toprak hiçbir şeydir. Tohum, daha doğrusu toprak var, tohum yoksa anlamsızdır o artık. O nedenle tohum ve toprak koydum. Benim için o ikisi çok önemli diye. Ben Ege'li olunca, İzmir'li olunca yabani otlara karşı çok merakım vardı. Araştırıyorum, araştırıyorum, yabani otları tanımaya çalışıyorum. Çoğunu biliyorum ama yöresel olarak bilmediğim otlar da var. Dedim, bilmiyorlar otları. Ben bildiklerimi paylaşayım bari de insanlar bunlardan faydalansın. O şekilde bir çıkış yaptım. Tanıtmaya başladım derken sosyal bir çevrem de oldu. Abonelerim bana bu sefer sormaya başladılar. İşte şu ot nedir? Fotoğrafını göndersek işte bak söyler misiniz? Olur dedim. Instagram hiç kullanmayı bilmiyorum. Yani kullanırım da çok yoğun olduğum için fırsatım olmadı. İşte bir Instagram hesabıma gösterdim, onu gönderdim. Oradan bana fotoğraf atıyorlar. Ben de şu bitkidir deyip yazıp onlara cevap veriyorum. Böyle bir oldu. Sonra tabii ki çekerken aynı zamanda yaz geldi. Yaz ürünleri başladı. İşte onlardan ne yapılabilir? Tarhana yapılabilir, işte pul biber yapılabilir, işte marmelat yapılır şeklinde. Onları çekmeye başladım geçen yaz. Sonra ürünler tabii ki oldu. O arada da tohum takas festivali vardı Bayram işte. Ağustos'un 30'u falan deniyordu. Biz ailecek festivale gezmeye gittik. Baktık bomboş her taraf, hiçbir şey yok. Nedir, neden yoktur bilmiyoruz. Kimse de bir şey bilmiyor. Dedik belediyeye gidelim soralım. Sorduk, dediler ki 19 Eylül'de olacak, yani daha 20 gün var. Nasıl katılınıyor? Biz de katılabilir miyiz? Şöyle yapabilir miyiz? İşte bize biraz yol yöntem gösterdiler. Tamam dedi, kızım da vardı yanımda. Biz başladık ürünleri paketlemeye, işte düzenlemeye. O geçen yıl tohum ve takas yerel ürünler şenliğine ilk defa katıldık. Çok hoşumuza gitti. Yani o özellikle ürünlerimizin kalitesi de gelenler tarafından görüldü. Zaten bir çeyizimi sunar gibiyim aslında yaptıklarımı gösterince. Masaya koyuyorum. Onlar benim çeyizim. Ve ben onların her birine dokunmuşum. Onlara bir sevgimi katmışım. İşte ürünlerimi orada onlara gösteriyorum. Çok mutlu oldum. Kızım da aynı şekilde. Sonra dedik ki biz arada gidelim şeye, cumartesi günleri köylü pazarında. Hem çevremiz olur, hem de insanlarla konuşuruz, hem de ürünlerimizi böyle yavaş yavaş satarız. O şekilde başladık. Geçen kış bazı zamanlar gitmedik. Hava, kar, buz, soğuk olduğu zamanlarda. Sonra baharda daha yoğun bir şekilde devam ettik. Kullandığınız tohumlar da hepsi de atalık tohumlar. Tabii ki, tabii ki. İlaçsız kullanıyorsunuz. Evet. Orada köylü ben, pazarında insanlarla hani paylaşıyorsunuz. Tohum zaten çiftliğe ilk geldiğim zaman ben tohum da biriktirmeye başlamıştım. O zamanlar benim için çok önemli değildi. Tohum biriktirmiyordum ama annem tohum konusunda çok hassastır. Hep saklar tohumları. Ekmese de dikmese de saklar. Anne şu var mı sende? Var kızım. Şu var mı? Anne bana börece tohum ver. Anne bana karpuz tohum. Eski karpuz tohumları var ya, iri çekirdekli. Anne onu bana ver. Bir gün annem bana tohum verdi. Bu sefer ben tohumlar tabii ki kıymetli. Aldığım hep ürünlerin tohumlarını biriktirmeye başladım. Bir tohum dolabı oluşturdum kendime. Tabii ki tohumların hibrit olmaması lazım. Yani ben o tohumu aldığım zaman gelecek yıl ondan devam ettireyim. Bir döngü olsun. Ben çünkü hep tohum mu arayacağım? Tohum bendedir. O tohumu çoğaltırım sürekli. O şekilde geleneksel olan, yani standart tohum denilen tohumları, eski atalık tohumları biriktirmeye başladım. Şimdi hemen hemen bir patlıcan hariç o tohumlar elimde var. Ve onları da tarlamın her yerine, şu anda 4-5 tane tarlam var. Her birini onları ekiyorum. Arazi çok geniş olduğu için oralarda işte bir tarafta ayçiçeği vardı, bir tarafta kavun karpuz vardı, bir tarafta domates vardır, patlıcan, biberler vardır. İşte kışlık ürünleri ektiğim başka bir yer vardır. Onların her birini ekiyorum. Her şeyi de ekmeye çalışıyorum. Yani ben o olmasın, bu gerek yok diye de bir şey yok. O da ekesin, bu da ekesin. Ne olacak ki? Yani ben yalnızca tohum batırıyorum, oluyor yani. O yazın ekilen ürünler işte şöyle yapılır, böyle yapılır. Seneye biraz daha az ekmeyi düşünüyorum ama şimdi hep böyle diyormuşum. Çok yorulduğum her için. Her sene olduğu gibi yani. Yazın çok yoruluyorum. Seneye ekmeyeceğim artık diyorum. Seneye az ekeceğim diyorum. Ama sene olduğu zaman ben duramıyorum. Yine çok ekiyorum. Yıllarca da böyle. Bilmiyorum seneye ne olacak. Ona bir sene inanıyorsun. Ekmeğe devam edin yani. Sizin ekmeğiniz gerçekten hem aslında kendiniz için hem de bayram işteki birçok insan gelip sizden bu ürünleri alabiliyor. Biliyorlar, görünce anlıyorlar. Evet, eski tohum, eski ürün bunlar diyorlar. Yani gördüm, evet belli zaten domatesin şeklinden belli. Bakıyorlar ürünlere, evet bu farklı diyorlar. Mesela ayçi çekirdeği aldığı zaman bir kişi benden, öteki hafta tekrar geliyor. Kavunlar mesela, kavun da böyle birkaç tane numara güzel görünüyor, sarı sarı böyle. Onları götürüp alanlar gelip tekrar teşekkür ediyor. O kavunlar nasıldı öyle diyorlar. Ne kadar lezzetliydi. Yani ben tadından bir ara yiyemedim tatlı. Bu kadar tatlı kavun mu olur diyorum. Yani şey bu, şımarıklık gibi aslında. Hı hı. Tatlı kavun yenir mi? Kavun tatlı olursa yenir. Peki böyle bir yaşamı kuran kişi, mesela böyle bir üretim yaparsa, sizce hani
dışarıya bağımlılık açısından diyorum. Hani dışarıya bağımlılığını ne kadar, yüzde kaç oranda azaltabilir? Bence %90. %90. %90 azalt. %100 bile olur yani. 90. Ama şöyle mesela yani. Bende süt ürünleri yok, yağdır, ya şekerdir, sen şimdi un, şöyle, un olacak ileride. İki tane keçi alsa o sorunları çözer. Tabii o da var. Yani mühim olan ilgilenmek. Kişiyle alakalı aslında. Şimdi ben tekim. Eşim de teknik konularda yardımcı oluyor. İşte tarlaya sürülmesi gerekiyorsa, belli bir yere damlama çekmesi gerekiyorsa işte nasıl yapayım diye soruyorum bazen. O şeyleri tek ben çekiyorum mesela. Ama burada karışıklık olduğu zaman bilemiyorum. Eşim o konuda destek oluyor. Şimdi benim bir iki yardımcım olsa, çocuğum olsa yanımda birlikte hareket etsek var ya biz bayram işte tek oluruz. İlaç atmadan, yani zehir diyeyim ben ona, zehir diyorum da kibarcası ilaç atmayın, tarım ilacı atmamaktan bahsediyorum. Gübre atmadan da oluyor aslında. Olduğunu ben gösteriyorum. Tek handikapı da şu, bir tane değil, 10 tane, 20 tane ekeceğiz. Yani şu bölüme değil, şuraya ekeceğiz ürünleri. Birazcık fazla ticari olacak. Ticari olarak yani zararına iş yapmaz kimse. Evet, yani ticaret, bizim burada, geçim kaygısı olduğu için insanlarda. Yani bizim yaşam tarzımızla insanlarınki aynı değil. Biz iki emekli insanız. Belli evet, bir sabit maaşımız var. Yani da. Bizim bu durumumuza aldanıp da iki kişi çıkıp biz de yaparız deyip çıkarsa dağın başına bizim 10 katımız daha çalışması lazım. Evet. Çünkü biz hiçbir şey yapmasak bu yıl yine maaşımız geliyor yiyoruz. Ona çok yanılıyorlar. Birçok insan geldi bizle birlikte. Aynı hayatı kurayım diye koyun aldılar. Şunu yaptılar, bunu yaptılar ama hepsi iflas edip gitti. Tavuk işi yani öyle anlatıldığı gibi de kolay değil. Hayatın gerçeği orada karnını doyurabiliyor musun? Kışın ısınabiliyor musun? Elektriğin var mı? Suyun var mı? Parayı nasıl kazanacaksın? Geçinebiliyor mu? Tabii. Hı. Geçinebiliyor musun? Yani biz hayalimizi gerçekleştirdik. Burası tarıma hiç elverişli bir alan değildi. Dik bir yokuştu. Ama milyarlarca lira para döktük. Onları kademe kademe tarla yaptık. Burada tarla yoktu. Ekemezdik de. İşte bunlar altyapı olunca, su olunca eşim zaten buradaki her ağacı, her bitkiyi eşim ekti. Benim tohumda. Tarımla bir alakam yok. Fidan almadık yani çevrede. Evet. Geliri olmayan, buralarda hayat kurmak isteyen insanlar da var. Ama siz bu 12 yıllık bir deneyiminiz var. Hani hiç maaşınız olmadığını düşünün. Böyle birileri gelse sizce nasıl geçim olabilir? Kırsalda nasıl geçinebilirler? Yani mümkün mü bu? Yani mümkün kolektif çalışırlarsa yani bir karı koca gelip de burada böyle 3 tane keçi aldım burayı ektimle geçinemez. Onu bir kere hayal, onu bıraksın. Yani çünkü doğal yaptığı bir domatesi diyelim ki şu an 50 liraya satabiliyorsa geçinebilir. Yoksa bir tarla domates ekip de dışarı pazara götürdüğün zaman bunlar organik ürün, doğal ürün, temiz, ilaçsız dediğin zaman 30 lira yazınca, yan taraftaki de 3 lira yazınca kimse 30 liralık ürünü almıyor. Yani insanlar karnını doyurma derdinde. Sağlıklı beslenme ikinci planda. Yani o şu anda moda oldu. Eskiden böyle sağlıklı beslenme, doğal ürün diye bir şey yoktu. Ama mesela kendimden örnek vereyim. Ben meslek itibariyle büroda çalışmadım. Sürekli doğanın içerisindeydim zaten. Orada bile ben doğayı özlerdim. Doğayı sevmiyor değilim. Sevmesem zaten yaşayamam burada. İşte çocukken köyümüzde bile giderdim. Hep o domatesi hakikaten kopardığın zaman yiyorsun ya. Onu dalından koparmadığın sürece o kokuyu alamıyorsun. Çünkü o koku yaprağında. Siz dalından koparırken yaprağına da dokunuyorsunuz. O domatesin kokusunu öyle alıyorsunuz yerken. Buzdolabına girince de gidiyor. Buzdolabına girince normal domates domates oluyor. Ha, lezzet farkı oluyor mu? Oluyor. Zaten bizi öyle bir sınırlamışlar ki. Şeftali Bursa şeftalisi. Buyur. İkinci bir şeftali yok kardeşim. Şeftali bu. Domates işte bu domates. Yani ikinci bir domates. Halbuki domatesin o kadar çok türü var ki. Bu. Bunu yiyeceksin. Yani gittiğin zaman plastik yiyecekmiş gibi geliyor bana. Oradan şeftali. Bizim şeftalimiz var. İkram ederim size. Yani Bursa şeftalisi. Nereye? Bu nereye? Küçük. Ama sulu. Yerken ağzından suları akıyor. Diğeri kepek gibi. Hemen soyulur, çekirdeğin yarısı kırılır, ağzında kalır. Yani bunu bize dikte etmişler. Bu da aslında endüstriyel tarımdan kaynaklanıyor. Adamlar da haklı belki. Bizim domatesi eşim buradan pazara götüremiyor. Niye? Sarsıntıdan yumuşuyor. Sepetlerin öyle... içinde ben tarladan el arabasını koymuştum geçen hafta. Buraya geldim, yumuşacık olmuşlar. İçte böyle çalkan, salça gibi. O Antalya'dan olmuş. İstanbul'a nasıl gidecek? Hayır, gidemiyor. Sonra mecburen insanlar. Arabada yalnızca götürdüm. Yine gidince pazarda birkaç tane böyle erimişti. Yani iki tarafın da haklı olduğu taraf var. Yani endüstriyel tarımla uğraşanların da
doğal tarım arayanların da. Bu zamanla belki yine değişir. Şu anda popüler oldu. Herkes doğal yiyecekler, belki hastalıkların artması, işte koronadan dolayı da insanlar daha çok sağlığı ön plana aldı. Buralara kaçmak istedi. Buralarda da yer kalmadı bu esnada. İnsanlar herkes kaçınca buralar da şehire benzedi. Sizi görenler böyle, size örnek alanlar, çevrede böyle göç edenler çok oldu mu? Hani buralara. Bizi görüp de örnek aldınız zannetmiyorum. Yani, bizden fikir almaya çok gelen. Fikir almaya gelen, gelip de bir şey yapmaya, bir elektrik elektronik mühendisi mi, bilgisayar mühendisi mi gelmişti. Çocukta o kadar bir hayal gücü var ki. Yani at alacak buradan, dedim ya çocuğun var mı? Okuyor. Sizinki kadar bir çocuğu var. Okuyor. Nasıl götüreceksin burada? Dört şeker araba lazım. At alırım. Ya at alıyor. Düşünüyorum, atın üzerinde onu koyuyorum. Kardak hayalimde. Işte, kar, fırtına. Nasıl gideceksin dedim yani. Ama ne oluyor? 1,5 ay sürüyor onların macerası. 1 yıl sürüyor. Bir tane İstanbullu vardı, gördüm. 150 tane koyun almış. Ben koyunculuk yapacağım. Kar yağıyor. Gidemiyor koyunların yanına. Koyunların hepsi donup ölüyor. Bu da çantasını alıp gidiyor. Satıyor. Tarım yaptık, zengin olduk diye bir şey yok. 2 tane keçinin önüne ot attın diye oradan aldığın sütle yaşayamazsın. Öyle bir dünya yok yani. Türkiye'de düşündüğümüzde Anadolu'da birçok böyle kooperatif örneği var. Evet. Kolektif üretim var. Evet. Bunlar da belki de insanlara fikir olabilir. Hani benim düşüncem. Zaten siz... kolektif yaparsan olur. Hani pazarı birisi ayarlayacak. Siz çalışacaksınız. Yani ya senin görevin pazar ayarlamak olacak. Böyle parası çok olup da temiz yiyeceğe ulaşmak isteyip ulaşamayan, bir domates, bir kilo domatese gerekirse 1.000 lira verecek insanlar var bu ülkede. İşte o adamlara ulaşırsan burada geçinirsin. Ama gariban bir kilo domatesi, ben çürüğünü alsam da daha ucuza nasıl kapatırım, onun hesabını yapıyor. Senin atmadığın zehir onun umurunda bile değil zaten. Hı hı. O yaşamaya çalışıyor. Bugün yaşadın mı kâr diyor yani. Bir 10 yıl öncesini sonrasını düşünmüyor. O yüzden geçinilemez mi? Geçinir. Şöyle bir sabit geliri varsa, yani bir asgari kira, ücret kira varsa ve buraları da yapacak bir birikimi varsa yapıp asgari ücretle burada geçinebilir. Yani domatesi de satar, yan ürün. Bu olay yavaş yavaş olur. Yani ben geldim, ektim domatesi. Ya ilk çiçek ektim de ben böyle atıyordum tohumlarını. Meğer o tohumlar çimlendiriliyormuş falan, öyle zannediyorum. Yani at olsun, öyle bir şey yok. Zamanla öğreniliyor tarım. Yani çünkü ben zamanla öğrendim. Eşim de tarımın içinde geldiği halde o da zamanla öğrendi. Hep yanlışlar yaparak... Eski yöntemleri biliyorum. Eskiden arık açarsın, suyu salarsın. Oradaki domates, patlıcan, biber sulanır. Damlamaz hortumları çıkmış şimdi. Damla, onlar var. Onları söylediği zaman bana şey gelmiş, ters gelmişti önce. Hatta ben çukur yalak deriz biz. Çukur açarız, onun içine ekeriz. Orada suyu da topladığı için büyür ürün. Diyor hiçbir şey yapmana gerek yok. Direkt ek diyor biberi, domatesi, orada olur. Çok çeliştik yani. Ama geleceğin şey, teknolojik yönden ileri, ben çok gerideyim. Aslında damlama sistemi tabii toprağa biraz daha minerallere gitmiyor. Hı hı. Hani daha sağlıklı diğerine göre. Diğeri çünkü erozyona uğratıyor tabii, toprağı. Tabii bir şey oluşturuyor. Bir de şöyle mesela ark açtırdı bana. Tarlayı sürmüşüz, çapalamışız. Bir de ark açardı. Eski yönden de yani öyleydi. Bir o kadar iş daha. Ya dedim, damlamayı çekiyoruz, ark niye açılıyor? Bu arkı açıyor zamanında insanlar yani su oraya su gönderiyordu yani. Şimdi niye ark açıyorsun? Neyse, kavga, dövüş, bir tane tamam burayı açmayalım dedi. Ektik. Orada da ürün oldu. Yani yavaş yavaş öğrendik tarıma. Şimdi çok mu iyi biliyoruz? Yok. Bu sene arpa ektik. Ondan sonra birkaç sene önce nohut ekmiştik. Nohut tamam ektik. Nohutlar oldu. Nohut çok zor. Onları yolmak bir dert. Onları tokaş deriz biz, böyle tahtadan yapılmış. Onunla vur. Ya öldüm. Bir de bayağı da ekmişiz. Gaza gelmişiz herhalde. Attık. Atması kolay. Serpim gidiyorsun. Önceleri baskıyla ekiyordum nohutu. Baskı bilir misin? Fide dikim aracı vardır. Onu açarsınız, bir tane tohum atarsınız, kapatırsınız. Ben böyle ekiyordum her şeyi. Sonra ne aldı? Traktörü aldık. Traktörün arkasına patlatma denen bir malzeme var. Onu aldık. Onunla sürüyoruz. Sonra patlatmayı yaptırırken bende bir tane küreği vardı. Böyle toprak kürüme. Dedim ki bunu da onun arkasına bağlayamaz mıyız ustam dedim. Ya dedi öyle şey mi olur ya, yeni ucatlar çıkarma. Ben öyle istiyorum dedim. İşte bağlayacağım şunu. Neyse dediğimi yaptırdım onlara. Bir de hidrolik taktım. Sonra toprağa gidiyorum. Patlatmayı toprağa yarıyorum. Eşim nohutları atıyor.
küreği de hidrolik olduğu için arkadan indiriyor. O da kapatıyor. Biz bu yöntemi bulunca bir gaza geldik. Hiç şarkı söyleyince soğuma diyoruz toprağa. Yani o kadar keyifli. Aldık nohutları. Eskiden nohutu tek tek ekmekle yani atıp geçmek arasında fark var. Hadi orayı da ekelim, burayı da ekelim derken bir baktık her tarafa nohut ekmişiz. Her taraf nohut ama toplamasını gelince. Yani toplamaya gelince bakıyorsun. Ha, toplamak bir dert. Çuvallara koyuyorsun. Başka bir dert. Bir de o çuvalları dövüyorsun. Üzerinden traktörle geçiyorum, kepçeyle geçiyorum. Çıkartıyorum yine nohut aynı. Değişen bir şey yok. Sonra vur. Soğur onları, ayıkla, bir bakıyorsun bir çuval nohut almışsın. Emeğe bakıyorsun, bir çuval nohuta. Valla 1.000 lira değil, 5.000 lira verseler yine vermezsin o nohuta. Sarılıyorsun böyle çünkü o kadar emek vermişsin ki. Sonra dedin ki patos alayım, herkes yine bana güldü. Yani her şey makinesi olmaz, olmuyor. Yani ya çok çalışacaksın, gece gündüz böyle öyle bir enerji de yok zaten. Ya da her şey makinesi olacak. Patosu aldıktan sonra arpayı attık böyle. Patır patır çıkmaya başlayınca dedim bu ya. Şimdi nohut ekmekten korkmuyoruz mesela. Ekeriz. Yolarız. Yolamazsak veririz yömeyeci, yoldururuz. Onları atarız. Net çıkar. Patosta direkt alabiliyorsun. Direkt alabiliyorsun tabii. Yani böyle baktık ki çiftçi olduk artık biz de. Traktör oldu. Yok onu al, yok bunu al. İmkanımız vardı. Yani diyorum ya bunların hepsini yapmak da kolay değil. Şimdi benim yer altına döşediğim kablo ve boruları hesabını çıkarsak şu anda yani bir yer altına bir 60-70 bin lira gömmeleri gerekiyor en az. Yani çünkü bakır da çok pahalandı. O zamanlar ben 26 bin liraya kablo çekmiştim aşağıya 4x10 yani 2x20 kalınlığında bakır kablo. Yani bunlar bile gözle görünmüyor ama para tutuyor. Aslında şehirden gelecek olanlar şehirde ne kadar çok çalışıp yoruluyorlarsa böyle kırsala geldikleri zaman, köye geldikleri zaman o kadar yorulmayı göze almaları lazım. Çok yorulur. Yani onlar gelip de böyle yatmayacaklar, keyfini sürmeyecekler. Çok çalışmaları gerekir karnını doyurabilsin diye. Ama yalnızca karnını doyurabilsin diye. Hiçbir şeyleri yoksa. Ya çok şey, bu küçük böyle acur satıyor eşi. Bu kadar leblebi gibi. Yani bir kilo acur toplayabilmek için orada düşün yani onlardan bir kiloyu ne kadar zamanda toplarsın. Hepsi bir yerde olsa tamam. Biri orada. O zamanlar 15'e mi satıyordun, 10 liraya mı satıyordun? Pahalı. Diyor pahalı diyenleri getirip bedava veriyorum. Topla kendine bir kilo de toplamazlar. O güneşin alnında o acırı 10 liraya yani bedava veriyorum diye toplamazlar. Ama işte insanlar şeye alışmış. Pazardan alışveriş yapmak basit. Ama onun pazara nasıl geldiğini hayal edemiyorlar. Onu tarlaya sokacağız onları. O sıcağı yiyecek. Ben cesaret edip tarlaya giremiyorum açıkçası. Tarla işleri eşimde. Tohumları toprakla buluşturmak, onların otları varsa yabani otlarını ayıklamak, sulamak, işte ne diyeyim toplama zamanı geldiği zaman toplamak, çoksa onu nasıl değerlendireceğim konusunda karar vermek. İşte artık bitti ürünler demek hep benim işim. Ve aslında öyle bir şey ki bu konuda bir kıskançlık mı var bilmiyorum. Kendi o ürünlerimi hemen toplayacağım. Ben dokunacağım, ben toplayacağım. Benim de işime geliyor tabii. Herkes yani kızım da çok öyle gidip ürün toplamayı sevmez. Oğlum da, eşim de öyle. Ben hemen sepete alırım. Ne gerek? Domates. Hemen ben toplarım. Yani o bir çok keyifli bir şey toplamakta. Yani gelinen noktada hayalinizle gerçekler uyuştu mu? Hayalinizdeki şeyi gerçekleştirdim dediniz mi? Aslında eşimden ben çok az bir yer toprak istiyordum. Yani bir dönüm kadar olsa, 500 metrekare olsa bana yeterdi. O da bana kocaman araziler aldı şimdi. Fazlasıyla yetti. Ama o fazlasıyla olan topraklarda da fazlasıyla ürün yetiştirmeye başladım ben. Tohumum bende zaten. Çok atıyorum, çok oluyor. Çok atınca da o tarlada kalmasın, kıyamıyorum. Onu da toplamam gerekiyor. Bir de sürülmüş bir tarla görürse hiç dayanamıyor. Mutlaka ekecek bir şey buluyor. Her bahar tohumla buluşturman gerekiyor. Evet. Her bahar aynı hikayeyi dinleriz. Kışın daha doğrusu. Bu sene hiçbir şey ekmeyeceğim. Bir kendi inanır zaten. Biz kafa sallar duruz. İnanıyorum ama bakayım şu anda biraz yavaş yavaş vazgeçmeye başladım. Sonra ben hani otlar var ya traktörle bir giderim, bir gelirim. Böyle düzlerim tarlayı. Gelir. Hemen baksana aklıma ne geldi. Şuraya şunu eksem. Şuraya şunu eksek. Buradan şunu eksek. Bura doldu. Oraya gittik. Yani sürülmüş tarla görmezsin. Yani sürülmüş bir şey varsa mutlaka oraya bir şey ekerim. Giderim soğan vardır soğan ekerim. Orada olur. Olursa olur yani. Ben tohumu toprakla buluşturayım da olursa olur. Peki şöyle mesela Ege'yi biliyorsunuz. Hani evet. Birçok insan emekli olduğunda Ege'ye yerleşmek ister. Denize yakın bir yerde yaşamak ister. Siz bu hayali kurdunuz ve gerçekleştirdiniz. Şu anda mutlu musunuz? Evet.
cennetimizi kurduk. Gerçekten çok mutluyuz. Yani 12 yıldır buradayız. Bir gün lanet olsun bu çiftliği niye aldık, bu araziyi niye aldık demedik. Ben demişimdir yani. Demişsin. Ne zaman dedin? Fırtına çıktığı zamanlar. Ha, o çaresiz demedim. Kaldığım zamanlar. Ben demedim. Çok ya böyle. O yıldırım düştüğü zamanlar. Niye yok. Geldim buraya diyordum ya. Hmm. Bir apartmanda oturup da dedim arkadaşlarla okey oynamak varken ne işin var senin? Hayır hayır. Ben buradayken senin ne işin var? Böyle bir ya? Şey tabii çelişki yaşadınız da oluyor. Tabii canım. Ama... Yani öyle kolay değil. Şu anda ne güzel oturmuşuz burada. Sohbet güzel. Ediyoruz. Hava güzel. Her taraf yeşil. Çiftlik böyle değil. Bir de kışın gelin çekim yapalım. Bir de şeyin olmaması da peki sizi etkiliyor mu? Hani komşunuzun olmaması. Tek etkiliyor. Başına burada olmanız. Etkiliyor tabii. İyi yönde etkiliyor. Yani yönde. Sakin olmak. Yani bir sinema veya bir diskotek düşünün. Diskotek var şehirde ve siz dans etmeyi çok seviyorsunuz. Diskotek uzak yerde. İstediğiniz zaman gider dans eder gelirsiniz değil mi evinizde? Ama diskotek evinizin dibindeyse o gürültüde duramaz. Nefret edersiniz. Şimdi aslında insanlara belli mesafede olmak bir bakıma iyi oluyor. Seçebiliyoruz insanları. Hani bizim daha önce apartmanda yaşasanız seçme şansınız yok. Alt komşuya sen taşınma, sen buraya gel diye bir dizayn yapamazsın. Burada da öyle insanlar gelir ki bilemiyorsun. Çünkü seçme şansın yok. Kendi geliyor alıyor. Bir sorunlu insan gelirse bu çiftlik bize zehir olur. Yani sorunlu insan ne yapabilir diye düşünmeyin. Bir tane aşağıda bir insan mesela keçilerini bırakıyor gidiyor. Otlatmıyor. O keçiler birinin tarlasına giriyor. O diyor, inkar ediyor. Bizim tarlaya girmişti. O günde kameralar çalışmıyor. Hat diskinde problem vardı. Benim keçiler değil deyip çıkıyor. Öbürü aynı şeyi yapınca onun buğday tarlasını yakıyor. Böyle insanlar var. Ve şu anda bizim çevremizde insan olmaması bize öyle bir rahatlık veriyor ki rahat rahat kavga edebiliyoruz ya düşün yani. Bağırabiliyoruz çok sesimiz istediği kadar. Aslında öyle bir şey ki buradan konuşmalarımız karşıdan çok rahat duyulabiliyor. Sakin olunca. Evet. En yakın komşumuz mesela kaç kilometre yakınlıktadır? Kuş uçuşu bir tane tek başına yaşayan bir İstanbullu var. Onunla kuş uçuşu bir 700 metre falandır yani. Koşuş ama normalde... Normalde de bir kilometre falan. Çünkü öyle fazla şey değil. Kıvrımlı yol değil. Şu dağın arkası hemen. Sonra demesinler. İnsanları sevmiyor bunları diye. Derler mi? İnsanları çok seviyorlar. Derlerse desinler. Ben insanları seviyorum ama insanları seviyorum. Önemli olan şu bence. Hani yaptığın bir şeyde mutlu olmak. Eğer burada mutluysanız en güzel aslında şey yap. Neden insana ihtiyaç duyalım? Bir de onu var. Yani... Diyelim ki seninle iyi arkadaşız. Ben seni görmek istiyorum. Bir telefon var ya. Telefon ettiğim zaman bayram işte de olsan geliyorsun. Eziyet de olsan geliyorsun. O akşam birlikte geçirebiliyoruz. Sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Gidiyorsun. Seni görmek istemediğim zaman veya görmek istemediğim bir insansan eğer aramam olur biter. Gelmezsin. Kafama dinlerim. Yani keçinin sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş ya. Burada burnumuzun dibinde bitecek bir ot olmaması güzel bir şey yani. O yüzden onun rahatlığını yaşıyoruz aslında. Çok kalabalık. Ya da sen apartman kültürü, site kültürü biraz insanların doğasına evet. Aykırı. Aslında evet. Birçok insan var orada. Hani biz çok kişiyle hemen çok rahat sohbet ediyoruz zannediyoruz ama birçok insan komşusunu bile tanımıyor tabii. Şehirlerde. Evet. Kimse kimseye selam vermiyor. Çok insan var ama öyle konuştuğun insan sayısı azdır. Belki de böyle yerlerde hani böyle çok soyutlanmış gözüküyorsunuz ama belki de çevreniz şehirdekilerden daha fazladır. Çevremiz fazla. Bir de şu var, yalnız yaşamaktan insanlar korkuyor. Yani şöyle korkuyor, ya burada kötü bir olay olur, birileri gelirse, bizi öldürürse. Herkesin bir korktuğu bir şey var. O yüzden yanında birini istiyor. Bu ortaklık gibi düşün. Bir işe başlarken işin getireceklerini bilemediğin için korkar insan, yanına bir ortak arar. Ortakla birlikte gider, işi öğrenip palazlandıktan sonra ortak ona fazla gelmeye başlar. Yani burada... İnsan korkuyorsa bir komşu arar, yana yakla bir komşu arar. Orada olsun, destek olsun bana. Ama korkmuyorsa zaten o komşuya ihtiyacı yok. Biz korkmuyoruz burada. Yani bir hayvandan korkuyorsan hayvanlar hiçbir zaman insana zarar vermiyor. İnsan insana zarar verir. Burada da insan yok. Bizde komşunun olmaması bizi rahatsız etmiyor. Aksine biz onu olumlu bir etken olarak görüyoruz yani. Can sıkıntısı olmuyor. Zaten doğanın içindesin. Doğa da sürekli değişiyor. Bir yağmurdur, bir çamurdur, bir bahar geliyor, bir yaz geliyor, kış geliyor. Hepsi ayrı. Doğaya çıktığın zaman özellikle bahar ayı o kadar güzel oluyor ki burası. Biz belli tarlaları... Her mevsimi güzel ya. Hepsi güzel ama bahar nasıl? Gelincikler, papatyalar böyle açıyor her tarafta. Harika bir şey. Yani insanın içi coşuyor. Yaşıyorsun burada.
Ya benim mesela ben köy gezileri düzenliyorum. Köyleri geziyorum işte YouTube kanalımda. Birçok emekliliğe hazırlık yapan insanlar da böyle diyor ki ya biz kırsal bir yere gitsek acaba orada yapabilir miyiz? Ya sağlık sorunumuz olur mu? Olmaz mı? Sağlık sorunu olmaz. Yani hasta olmaz. Birçok bizim yani benim sağlık sorunum var. Aslında sağlık sorunu burada aşırı derecede hayvansal ürün tüketmekten kaynaklanıyor. Onu biraz düzene sokarsa aslında burada sağlık sorunu olmaz. Hani olmaz demeyelim. Bir insanın mesela gibi sağlık sorunu olabilir. Ama burada da ulaşabiliyor. Büyük şehirlerde bir sıra var iç hastalıklarına diyelim bir sıra alıcı. 1,5 ay sonra sana randevu veriyor. Buraya gidiyoruz. 3 tane doktor bomboş. Yani istediğine git. Bir insan yok. Geçen gittim. Yani küçük yerlerin bu tür avantajları var. 1,5 ay sonrasına randevu almıyor. Emeklilere şunu diyeceğim. Eğer bir gelip de bir çiftlik kurmak istiyorlarsa bir şeyler yapmayı bilmeleri lazım. Sucuyu dışarıdan, marangozu oradan, duvarcıyı buradan alırlarsa ne paraları bir yeter ona ne de şey yapabilirler. Altından kalkabilirler o işin. Bir de şey tarımla ilgili yani sebzedir bir şey de ekmeleri gerekiyor. Çünkü buraya Bayramiçe gelenlere bakıyorum çoğu pazarda. Evet yerleşmişler burada arazi almışlar ama ekmemişler hiçbir şey. Evet. Domatesi de benden alıyorlar işte ne varsa patlıcanı da benden alıyorlar. Dolduruyorlar sepetlerine gidiyorlar. Onu yapmalar lazım. O kadar aslında şey ki doğa cömert ki o kadar çok ürün veriyor ki bir domatesden bir biberden patlıcandan sayısız ürünler alabiliyor sürekli. Kullanamıyorum. Mesela benim kaç kök yani 5-6 kök kabak var. Onlardan mesela bir yıl kabak getiriyorum. Geçen gün kucağıma koydum sepette dolmuştu. Kucağıma doldurun bir yiyin kabak. Ve dedim ne yapacağım ben bu kadar kabak ekmedim halde böyle oldu. Evet. O kadar cömert yani doğa. Evet, tohumu atacaksın yalnızca ya birazcık ilgi. Pazara gitmekten yerler. İyi yani bence. Burada mesela birçok ürün yetiştiriyorsunuz böyle. Mesela onları biraz böyle sayabilir misiniz? Hani birçok tohum var. Şimdi domates var, patlıcan var, biber var, mısır var, ayçiçeği var, bamya var, yer fıstığı var. Bostan dediğimiz kavun karpuz var. Bal kabakları var. Yani havuç bile ettik. Havuç, kışlık ürünlerden. Meyve ağaçlarından neler var? Meyve ağaçlarından normal bayramiş beyazımız var. Normal tüylü şeftaliden var. Armutlarımız var. Dutlarımız var. İncirlerimiz var. Eriklerimiz var. Şöyle dolanıyorum. Zeytin var. Zeytinlerimiz henüz daha ürün vermedi ama gördüğüm kadarıyla. Oluyor burada o zaman zeytinde. Oluyor. Zeytin oluyor. Olacak diye umuyoruz yani ektik biz. Aslında orada rüzgarı keserseniz böyle bir brandayla bir şeyle onun önündeki rüzgarı keserseniz onlar herhalde, ya da böyle tam sırta alt evet, tarafa. Orada. Biz oraya ekerken o zaman YouTube'u açtım. Ağaç ekiyorlar ya böyle bir tane delme makinesi var. Yeri deliyor böyle uzun bir şekilde. Ekiyordu insanlar. Ondan bir tane aldım hemen benden. Geldim ekin. Paşetiyle içine koyup geçtik. Toprak taş gibi sıkı. Oraya da vazo gibi delmişim ben. Koyduk oraya. Öyle kaldı. Ne kuruyor ne büyüyor. Yıllarca öyle kaldı. Sonra kepçeyi alınca toprağı düzelttik, yumuşattık. Onların da yerini değiştirdik. Biraz canlanmaya başladılar. Evet. Yani ondan bir 6-7 yıl kaybı oldu. Ama büyüyecek ya. Ya büyüdüğünü göreceğiz ya görmeyeceğiz. Evet, ama ektik orada var yani zeytin. Var. Peki çocuklarınız böyle ne zaman geliyorlar siz ziyarete? Geldiklerinde size ne diyorlar? Kızım çiftliği seviyor ama çiftlikte çalışmayı sevmiyor. Değil mi? Öyle bir şey var. Oğlum tarımla ilgili doğayı hiç sevmiyor. O ben diyor şey diyor büroda çalışacağım. Çok ilginç ziraat mühendisi bitki koruma eğitimi aldı. Ama sevmiyor. Şimdi bıraktı yani ziraat mühendisliğini yazılım üzerinde işte İsviçre'deki bir firmayla yapıyor programı gönderiyor. Evde çalışıyor. Yani benim gibi değiller. Yani ya herkes çok kendi sevdiği hayatı yaşar tabii. Yani. Onda buna zorlamamanız da güzel bir şey. Sonuçta herkes. Aslında ben zorladım ya. Zorladın yani, mı? Bayağı zorladım. Ben zorlayınca onlar kaçtılar. Daha itici geldi herhalde. Benim hayalim şuydu. Burada bir keçi çiftliği kurayım. Aşağıda şöyle tarla oluşumda olsa. Oraya o zaman bina yapmak bana basit geliyordu. Alırım hemen sadece profili hemen bir çiftlik yaparım. Otomasyon da yaparım. Onu yapacak bilgim de var. Keçileri işte orada sağ, sütünü sat. Sütü satmak da kolay. Bu da problem değil. Sütü doldur götür mandıra teslim et. Var. Bu kadar. Bayramiçe. Yani satacağım diye uğraşmıyorsun. 500 litre değil bir ton süt üret. Götür bir ton teslim edip gelebilirsin. Mühim olan üretebil. Hesabını yaptığın zaman güzel rakamlar. Çalışıyorsan eğer kendi işin, kendi patronun olursun. O olur.
Ama o çocuklar bunu istemedi. Çocuklar istemedi ama benim kızım yine çalıştığı yerde başkasının çiftliği. Yani sonuçta ziraat mühendisi olarak çalışıyor ama orada da buzağları aşılıyorlar, sütünü, tamam işçiler çalışıyor belki. Dedim yani sen bir iki yıl kendi işini yaparsın, kendin yaparsın. Sonra yine işçi tut çalıştır. Yani biz de buradayız. Maddi destek de oluruz. Yani aslında, ben böyle yaptıkça onlara itici geldi. Aslında bizim buraya çiftlik kurarken de eşimin bir fikri vardı. Çocuklar büyüyor. Büyürken üniversiteyi bitirecekler, bir boşlukta kalacaklar. İşte bunalıma girmesinler, çiftliği kuralım. Burada bir şeyler yapacaklarsa yapsınlar, çalışacaklarsa çalışsınlar dedi. Evet. Ama biz çiftliği kurduk, ne istiyorsanız yapalım dedik. Ama çok böyle içeriden şey gelmedi onlar, istek gelmedi. Hepsi böyle kaçayım şey dedim. Onlara da hak veriyorum aslında ben, genç yani sonuçta. Gitsinler, şehirde yaşasınlar, şehrin o atmosferini teneffüs etsinler ki doğanın kıymetini anlasınlar. Sonra tekrar gelsinler. Yani burada çiftlik kaçmıyor. Bizim de ömrümüz sağ olduğu sürece buradayız. Cennetimizi kurmuşuz sonuçta. Bakalım yani zaman gösterecek. Gelecekler mi, gelecekler mi? Aslında tek onlar değil. Mesela Anadolu'nun birçok köyüne gittiğim zaman ben... Gençlerin hepsi... Birçok köyde aynı manzarayla karşılaşıyor. Evet. Sadece sizin çocuklarınız değil. Evet. Aslında bunu insanları, gençleri, köylere... teşvik etmek, emeğinin karşılığını alabilecekleri evet, evet. bir üretim tarzı olsa onlar da belki şehire gitmek istemezler o zaman. Bunun geliştirilmesi, desteklenmesi gerek. Ben buraya ilk geldiğim zaman çarşıda geziyoruz. Eşime dedim ki şöyle bir çevreme bak dedim. Ne kadar çok dedim şey var. Yani o berber var. Çay ocağı var. Ayakkabı şeyi var. Hep el sanatları, usta zanaatlar var. Bu kadar dedim olması anormal gelmiyor mu sana? İnsanlar dedim köylerden kaçmışlar. Orada ürün para etmiyor. Burada ben berberliği öğreneyim. Ayakkabı dükkanı. Benim dedem şunu yapardı. Ben eşek semeri yapayım diye böyle bir zanaat şey merakı sarmıştı. Dedim ki bak dedim tarım bitmiş. Köyler herkes dedim şehire kaçıyor. Ama dedim bu uzun sürmeyecek dedim. Dönecekler geriye. Çünkü gittikleri yerde yiyecek yok. Herkes şehire kaçarsa kim üretecek? Evet. Bir yere kadar alırsın. Bu dedim 5-10 yıl sonra geri dönecek bu insanlar. Çocuklar dedim o yüzden ziraat okuyun dedim. Kendi geleceğin işinizi mesleği yapın. Geleceğin mesleği dedim. Yani ziraat. Tamam. Yazılım, ziraat, geleceğin mesleği. Ya zaten şimdiden bile şey sürekli bahsediyorlar. İşte gıda krizinin yaşanacağını, işte su krizinin yaşanacağını şimdiden söylüyorlar. Ama ben onu 10 yıl önce söyledim. Biz evet. daha önce söyledik. Gıda krizi yaşanacak. İnsanlar yiyecek bulamayacak dedim. Kendi yiyeceğine ulaşamıyorsan, kendini üretmiyorsan güvenme o yiyeceğe. Hani nasıl Türkiye'de kendini üretmeyip dışarıdan geliyorsa bir savaş çıkar. Ben satmıyorum dışarıya buğdayı der Rusya. Kalırsın. Doğalgaza üretmiyorum der, göndermiyorum sana der. Kalırsın. Ama Türkiye'de üretiliyor olsaydı bu böyle bir sorunumuz olmazdı. Mesela, o yüzden yani onu bize uyguladığın zaman biz burada kendimiz üretebiliyorsak korkmam. Ben önce kıtlık gelecek diye bir yere stok yapabilirsin. Ama stok da bir yere kadar. Ama kendin üretiyorsan burada... sürersin tarlayı, nohut ekersin, çıkartırsın. İlkel yöntemlerle yapsan dahi bir çuval nohut seni bir yıl ayakta tutar. Tabii. Yani, üreten kişinin öyle bir derdi, sıkıntısı mesela olmaz. Mesela soğan, şey, patates çok pahalı almıştı bir ara. Evet. Stokçu denmişti onlara. Fakat biz o soğanı öyle pahalı hiç almadık. Biz çuvalla durur. 1 lira da olsa soğan alıyorduk. 10 lira da olsa, burada yetiştiriyoruz. 10 lira da olsa burada yetiştiriyoruz. Hatta ben şöyle yaptım. Zaten soğanın çuvalı kaç paraydı? O kadar ucuz bir rakamdı ki. Ben tarlaya soğan ekiyorum, topluyorum. Kazmayla uğraşmıyorum hani kışlık ayırayım diye. Kalıyor orada. O 10 yılda olsa kalıyor orada. Yani yazın kuruyor, kışın tekrar yeşeriyor aynı yerden. Ben de yeşil soğan ihtiyacımı karşılıyordum. Fakat soğan pahalanmaya başladı. Şöyle oldu, böyle oldu. O zaman bizim soğanlarımız var. Bunları çıkaralım demeye başladım. Evet. Hatta biraz fazla bıraktım. Çıkarmışız insanlara vermeye başladık. Geçen yıl çok fazla. Evet. Herkese birer çuval soğan verdik. Evet. Hatta kış boyunca da onu yedik diyorlar bana şimdi. Evet. Bu yılda olmadı. Ben damlama çekmedim, sulamadım. Bu baharda da yağmurlar düşmeyince bizim soğan kriz oldu. Ben hatta dün ilk defa soğan aldım 10 liraymış. Zor geldi ya 10 lira soğana evet, vermek. 10 liraymış fiyat. Ya, almıyoruz ki yıllarca soğan. Kendimiz üretince parası diyorum pahalı da olsa ucuz da olsa bizde aynı değişmiyor. Türkiye'de de maalesef bu tarım bitirilmiş vaziyette kendi tohumunu üretemiyorsun. Yani tohum takas şenliği diye bir şenlik var. Duymuşsunuzdur belki siz de. Neden tohum takas şenliği? Çünkü tohum satmak yasaklandı. İnsanlar buna tepki olarak tohum takas şenliği. Biz satmıyoruz. Birbirimize takas ediyoruz demek için, ata tohumunu yaşatmak için büyük bir ihtimal bunu çıkardılar. Ve geliyor insanlar birbirleriyle tohum değiştiriyor. Çünkü
Eşim mesela bu kabağın tohumunu götürüp orada satamaz. Kanunen bu olmuyor yani. Niye olmuyor? Mantıklı mı? Gerekçe yani çeşitlilik aslında bence güzel bir şey. Yani tek tip olmak zorunda mıyız? Hani şey bozulmasın, bu standart bozulmasın. Burada mesela şeftali diyoruz. Bayramış beyazı diye bir şeftali türü var. Git her yerde hemen hemen aynı tattır. Burada da alsan, öbür tatta da alsan değişik tadı yok. Fakat biz burada çekirdekleri ektik. Ya bir taraftaki farklı, öbür tarafta sapsarı, bir tarafta bembeyaz, aynı bayramış beyazı. Tatları farklı farklı. Yani bizim ata tohumları da öyleydi. Ektiğin zaman o onunla tozlaşırdı, bu bununla tozlaşırdı. Bir dahaki sene daha tatlı ürün çıkardı. Yani tek tip, dünya tek tip bir ürüne gidiyor. Ve bunun sonucu olarak da ülkeler, yani ülkeyi yöneten insanlar ve aynı şekilde tohumları yasaklıyor. Hibrit tohumlara geçiyor. Şöyle bir şey anlatayım. Adam kendi tarlasına, yan taraftaki buğday tarlasından, hibrit tarladan tohum geldiği için şeyi değişmiş. Ne o? Cinsi değişmiş. Benim tarlamdaki doğal tohumlarıma müdahale etti diye firmayı mahkemeye vermiş Amerika'da. Demiş ki onlar GDO'lu ürün ekiyor. Onların ürünlerinden benim ürünlerime tozlaşma oldu. Bunlar da benim ürünlerimin kalitesini bozdu diye ekiyor. Bu sefer de firmada avukatların tabii geliyor çiftçinin üzerine, onu mahkemeye veriyor. Diyor ki benim bir lisanslı tohumumu aldı, kullanıyor. Doğal yoldan veya değil. Yani bu şekilde çiftçiyi dünya çapında bitirmek gibi bir misyon gidiyor insanlar. Bu şartlarda tarım kötü haber. Yani tarım yani biraz da, tarım da tekelleşiyor değil mi? Tekelleşiyor. Hani birilerinin tekelinde. Birilerinin tekelinde zaten yıllardır öyle. Köylünün ürettiği ürünler elinde kalıyor. Çoğu yiyemiyor. Tarlasını ekiyor. Yani şimdi bizim burada köy var. Köylü kapısının önünde kendine yetecek kadar domates ekemiyor. Su nereden geliyor? Belediyeden geliyor. Yani köyün suyu belediyeden geliyor. Onu kendi sulasa köyün suyu bitiyor diye komşusu onu şikayet ediyor. Diyor ki o evin önüne domates ekti, bak sulama yapıyor, ceza kesiyorlar. Yani böyle bir köylü ne yapabilir? Hayvancılık yapabilir. Hayvancılık yapıyor onlar da. Bu alanlarda şey kalmadı. Burayı ben aldım. Orayı başkası aldı. Hadi biz tarıma elverişli olmayan bir yeri tarıma elverişli hale getirdik. Bir amacı oldu. Ama adam geliyor, alıyor, etrafını çeviriyor. Kimseyi sokmuyor. Otlatacak yer kalmadı hayvanlarına, köylüne. Şimdi bu sene özellikle yemler pahalandı. Gübre pahalandı. Yani bir el tarımı, hayvancılığı bitirmeye çalışıyor. Böyle bir durumda yani karşı hamle olarak gelinip de bir şeyler yapılıp satılabilir mi? Yani Don Quixote gidip yel değirmenlere karşı savaşması gibi bir şey. Ben inanmıyorum. Bilmiyorum eşimin fikri ne olacak ama gidip de 10 dönüm, 20 dönüm, 100 dönüm bunları işlemek için ekipmana ihtiyaç var. Ekipmanın her şeyin var. İşledin ürün var. Pazara ihtiyaç var. Yani köylü ürünü satamazsın diye sanki sistem elinden geleni yapıyor. Ben onu görüyorum. Ve bu Türkiye için geçerli değil. Diğer bütün ülkeler için aynı. Sömürülüyoruz yani. Sömürülüyoruz. Sence nasıl? Bence altyapı olursa eğer, yani sulamayla ilgili sistem tarlasını işleyecek durumdaysa, ekip onu satarsa ancak karnını doyurabilir. Yani birikim yapayım, ben işte yaşlılığıma biraz para biriktireyim veya işte bir ev alayım, kirası bana sonra gelsin diyemez. Tütün gibi değil değil mi? Tütün gibi değil. Eskiden nasıldı tütün? Tütün kalktığı zaman gelir de balya balya. Evet. Biz de tütün ekmiştik zamanında. Çocukluğumuzda tütün yaptığımız için. Birinci kalite gitti derlerdi. Hesaba bir para yatardı. O parayla ev alırdı. Kızını evlendirirdi. Şunu yapardı. Bunu yapardı. Traktör alırdı. Şapkasını yukarı kaldırdı. Öyle giderdi artık kahveye. Evet. Şimdi tütün yok. Niye yok? Sigara içmiyor mu? İnsanlar hepsi sigarayı mı bıraktı? Değil. Yani tütünü dışarıdan alacaksın. Fabrikalar kapatıldı. Yani fabrika varsa burada şarap fabrikası varmış. Üzüm ekersin. Bilirsin ki ben üzümü götürüp fabrikaya vereceğim. Buradan da bu kilodan alıyor fabrika. Geçen sene bu fiyattan aldı. Bu sene bu fiyattan alır. Ben bu kadar ekersem, biraz çalışsam şu kadar param olur. Diyemiyorsun ki, fabrika yok orada da. O üzümü ne yapacaksın? Şarap yapıyor insanlar. El altından şarap satıyorlar birbirlerine. Kendileri içiyor. Yani bu ne oldu yani? O fabrikayı kapatınca düzeldi mi her şey? Düzelme. Daha kötüye gitti. Zaten kimse daha iyiye gitsin istemiyor. Her taraf, bütün fabrikalar kapatılıyor. Bir tarafta şeker fabrikası kapatılıyor. Pancarcı ölüyor.
Ve insanlara da bu öyle güzel sunuluyor ki sanki gereksizmiş onlar gibi. Böyle gittiğimiz noktada emin ol açlık bizi bekliyor. Yani bu son zamanlarda gündeme geldi bu açlık. İnsanlar konuşmaya başladı. Ben 10-12 yıldır konuşuyorum bunu. Burası için. Daha öncesinde bir 5 yılda açlık olacak. Ben diyorum ki tarımı seviyorum ama şeyi de seviyorum. Yani gezmeyi de seviyorum. Buraya gelmemin eşimin etkisi çok fazla. Fakat baktım ki gerçekten açlık geliyor. Bunu önceden fark ettiğimiz için avantajlıydık. Yoksa bu arazileri alamazdık. Bu fiyatlara. Çerez burayı, parasını aldık biz buraları. Gerçekten bir öğretmen, bir astsubay emeklisi gidiyoruz. Burayı da alıyoruz 125 dönüm. Dönümü 200 liraydı ya. Ben emekli ikramiyesi olarak 25 milyar aldım. Dönümü 200 lira arazinin. Düşünün kaç dönüm alabilirim o parayla. Yani o kadar çöp olmuştu. İnsanlar evini arabasını satıyordu. Hazır elindekilerini sattılar buradaki şey köylü. İşleyemiyor mu? Köylü daha mı aptal yani? Şimdi şehirde iki tane üniversiteli geldiği zaman buraya bir yan şeye çevirecek, o cennete çevirecek, ürünleri satıp zengin olacak, mutlu bir hayat. Köylü çok mu aptal? Onlardan daha çok çalışabiliyor. Evet. Ben köylüleri şapayı ver, traktör gibi gidiyor ya. Ben yarıya gelmeden uçup gidiyor. Yok. Yani ürünü satamıyorlar. Satılamayan ürünü üretsen ne olur, üretmesen ne olur yani. Eşim şimdi gidiyor, satıyor. Burada aslında pazarda 1000-2000 lira haftalık 1000 lira falan kazanabiliyor. O da ne biliyor musunuz? Yani buradaki orada olmayan bir ürün var elinde. Onu satabiliyor. Çoğunluk oradan para kazanıyor. Neydi? Yani bir ürün diyelim. Bayram işte tekim acır. Satıyor. O olduğu için olmazsa herkes bir bilir rekabet halinde. Hatta bugün onun tohumunu başkası alsa bu 20 liraya satılan ürün bir anda bakarsa adam daha çok çalışır, daha çok yapar 5 liraya satar. Yani rekabet de çok fazla. İnsanlar ne yapayım çürüyecek elimde arkadaşım koymuş arabanın arkasına meyvelerini. Kaç para aldım sence diyor. 3500-4000 almışsındır. Ya diyor dalga mı geçiyorsun? Ya 1800 lira aldım diyor. Onun zaten 500 lirası yol parası. Ne kaldı? 1300 lira. O kadar emeğe 1300 lira para. Ona nasıl geçinecek? Ya şimdi insanlara nasıl bir ümit vereyim? Evet. Ben olayın karanlık tarafını anlatayım. O konuda sen katılıyorum. Çünkü pazar olmazsa elinde kalır ürünler. Çünkü benim ürünüm aşırı derece çok olmadığı için elimde patlama diye durum yok. Ben arkadaşlarıma dağıtıyorum. Patlasa ne olur diyorsun? Bir şey olmaz. Arkadaşlarıma da onlar da bana üzüm veriyor. Üzüm yok mesela bende. Bu şekilde hem sempati oluşuyor. Mesela getirdim bir ürünü, patlıcan getirdim. Onları oyuyorum ben. Kışlık dolma, kabak patlıcan yapıyorum. Yani çok değil, aşırı derece. Şunu yapar. Yapanlar var. Yani ondan yapar diyorum. İstanbul'dan gelip bir ahır gibi bir yer yapar. Orada 50-100 tane keçi alıp onlara bakabiliyorsa, sağıp sütünü satabiliyorsa yapar. Mandıralar var çünkü süt alıyor. Çünkü arazide hayvanları otlatabiliyorsun, karnını doyuruyorsun, yemse paranı alıyorsun, onun sütünü de götürüp satabiliyorsun. Yani böyle bir çark burada dönüyor. Ezine peyniri falan var ya, burada mandıralar var, alıyor. Mandıralar olmadığı yerlerde onu da yapamaz. Yani gidip de burada mandıra bizim şurada şehire girerken hemen 7 kilometre binip şehire giderken bırakır geçer ama 70-100 kilometre uzakta bir mandıraya götürmüş olsaydık o da geçerli bir olay değil. Bayramiçi özelinde olur. Bir asgari ücretle 5000 lira maaşınız varsa, atadan kalma bir toprağınız da varsa o zaman gelin. Evet, yani o para bir yerden 4-5 bin lira bir geliriniz varsa, bir 10 dönümde araziniz varsa, içinde de eviniz varsa o şekilde başlayacaksanız gelin. Yoksa ata binerim, yola giderim. Ben şey yaparım, çapayla, toprakla şunu yaparım. Bunların hepsi boş. Hayal, sakın inanmayın. Son olarak bunu söyleyeyim. Ben de şey söylerim, benzer olsa da şehirde yaşıyorlar. Emekliler, yani bir şeye bağımlı değillerse, mutlaka köyleri varsa köylerine, köyleri yoksa ucuz olan yerlerden arazi alıp orada kendilerine bir hayat kurabilirler. Daha ucuz yaşayabilirler. Özellikle İstanbul, İzmir büyük şehirlerden bahsediyorum. Oralardan doğaya dönmelerini öneririm. Ama tabii ki kolay değil. Yani buradaki hayat da o kadar kolay değil. Sıkıntılı. Ama en azından yaşadığını hissediyorsun. Aldığın nefesin güzel olduğunu anlıyorsun. Bir de sağlığını sürekli yeniliyorsun burada. Ama şimdi döneceklerse önce emekliler dönsün. Ben de onu dedim. Yani, emekliler zaten şehirden köye dönerse zaten şehirler rahatlayacak. Ferahlar. Gençlerin dönmesine gerek kalmayacak. Yani emekli deyip geçme. Bir emekli de domates biber üretebiliyor. Biz de emekliyiz. Ben de emekliyim. Yani, üretiyorum domates. Üretiyoruz.
Bu paramız var diye üretmiyoruz. Üretiyoruz, fazla geliyor. Bir aileyi doyurabiliyorsan veya 5 aileye satış yapabiliyorsan, o haftaki domates ihtiyacını karşılayabiliyorsan sen üreticisindir. 5 ailenin domates ihtiyacını sen üretiyorsun her hafta. Öbür hafta yumurta ihtiyacını karşılıyorsun. Herkes, her emekli bizim gibi gelip de bak dediğim şartlara uyuyor mu? Aylık 5 milyar emekli alıyor zaten. Bir arazi alabildiyse ikramiyesi veya birikimiyle veya bir evi varsa satıp da alabildiyse orada o da 3-5 ailenin yiyecek ihtiyacını karşılar. Dolayısıyla 10 tane emekli 30 tane çalışana bakabilir. Hı. Yiyecek sıkıntısı çekilmez. Önce bir emekliler boşalsın şu şehirde. Üretime katkı tabii, sunmuş olur. Emekliler şehirleri dolduruyor. O hastanedeki tıktım tıklım olmasının sebebi emekliler. Yani bir de toprakta uğraşmanın, işte doğada yaşamanın da insanın sağlığına olumlu etkisi tabii, var yani. Tabii. Çoğu kaçmış. Karısı kanser olduktan sonra kaçıyor, buraya geliyor. Kimi karısı işte akciğerinde problem oluyor, öyle kaçıp geliyor. Niye sağlıklıken gelmiyorsun? Gel sağlıklıken, işte paran var, pulun var. Niye şehirde bir evi şey işgal ediyorsun? Kiraya ver evini. Onunla burada geçin. İki tane emekli bir tane evi işgal ediyor şehirde. O işgal etmezse ev fiyatları aşağı inecek. Şehirde aldığı para yetecek. Yani biz gençleri hep çağırıyoruz da şehirde yaşlılar olacak. Gençler burada çırpınacak. Maaşı olanlar bir gelsin bakalım. Hazır para alanlar çalışsın burada. Örnek olsunlar. Otursun. Yani kendi karnını doyursa yeter ya. Bak kendi karnını doyursa. Pazarda gidip de başkasının ürettiği ürünleri o alıyorsa bir fiyat daha artıyor demek. O alması, o alması, o fiyattan fiyatı düşer ürünlerin. Gençler daha ucuz yer. Gençler şehirde yaşasınlar, tamam, onlar da biraz eğlensinler, gitsinler sinemaya, şuraya buraya, kendini buraya gömmesinler. Ama ben görüyorum, hani gençler geliyor böyle çalışıyor, doğada yaşam falan diyor, askılı elbise böyle üzerine, ya böyle bir doğada yaşam yok, askılı elbise daha çalışamazsın bir kere. Yani böyle görüntüleri görünce ben gülüyorum ya. Gerçek bu değil. Emekliler gelir. Mantık odur. Parası sabit bir yerden gelir olanlar. Bir ev vardır adamın. Mesela iki tane delikanlı karı koca. Evleri vardır. Bir evi daha vardır. Kiradadır. Oradan iki evini kiraya verir, kaçar. Bak o zaman geçinir. O gelen kiralarla burada bir şekilde şarkı döndürür işi öğrenene kadar. Döndüremezse kaçar, yine evine gider. Yani ama malını mülkünü satıp da gelip burada geçim olmaz yani. Ama şu da var, emekli diyoruz ama emeklilerin işsiz çocukları da var. İşe gitmeyen, iş evde bulamayan, oturan. Evde oturan. Onlar gelsinler, çocuklarına belki bir iş sahası bulabilir. Yani en azından eve bir para girer değil mi? Evet, aynen öyle. Birlikte iş yaparlar, tarlada birlikte çalışırlar. Çünkü diyelim ki patlıcan topladın, biber topladın, kavun karpuz topladın, onu taşıyacak bir insana da ihtiyaç var. O da çok zor bir iş aslında. İşte işsiz olan gençler bu şekilde aileleriyle dönerse bence çok daha güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Şimdi de böyle biraz isterseniz sizinle birlikte bir gezelim. Evet, ailece yaptıkları evi görüyoruz şu anda. Bahçesinde de çeşit çeşit meyve ağaçları. Nurhan ablamız bize hemen bahçeyi gösterecek. Sizi takip edeceğim ben. Sizi tamam. Tanıtırsınız. Tamam, evet. Yukarı doğru. Burası ilk geldiğimizde ahsattı. Yani yabani armutlardı. Şimdi yabani armut olunca, hiç armut olmayınca ben dedim meyveyi de çok sevdiğim için aşıyı öğrenmem lazım. İşte evi yapıp da kışın Gökçeada'ya gittiğimizde ben aşı nasıl yapılır onu önce öğrendim. Geldim kışın bunların üzerine denemeler yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi armutlar var burada böyle. Hepsi ürün vermeye başladılar, aşağılarda da var. Sayısız armut, sürekli aşı yaptım ben o iki kış boyunca. Artık şimdi bıraktım aşı yapmayı. Yemeğe de aslında vakit bulamıyoruz. Üzerinde bakın siz de koparabilirsiniz. Çok güzel armutlarımızla. Evet. Onun dışında meyve ağaçlarım. Ben bir tane koparıyorum. Koparın çok güzel. Şuradaki sarı olan daha da güzel. Meyve ağaçlarına da genelde yediğim meyvenin çekirdeklerinden bunları ektim. Özellikle bunlar mesela şeftalisi. Nektarin denilen çok güzel bir şey. Biraz büyükçe oluyordu. Erken oldu. Lezzetli. Onun dışında mesela şu biberiyeler, bu taraça taraça olduğu için bizim arazimiz çok yabani ot bitiyordu. Yabani otlarla da mücadele etmek zaman aldığı için ben de bunlarla nasıl mücadele edebiliriz? Bir kök biberiyem vardı, ondan böyle çoğalttım. Kışlar boyunca, birkaç kış boyunca ektim. Adaçayları ektim. Böylece yabani otları bir nevi burada baskıladım. Şimdi artık bu biberiyelerin olduğu, şu tarafta adaçayları da var. Orada yabani ot çıkmıyor. Yani birazcık işim orada azalmış oldu. Burada gördüğünüz aslında bütün ağaçlar çekirdekten yetişme ama şu birkaç tane ağacı biz fidan olarak almıştık. Bu kayısı üzerinden belki bir tane ancak bu yıl ürün aldık.
Yani 10-12 yıldır ancak bir tane ürün aldık. Çekirdekten yetiştirdiğimiz zaman ürünleri yerini seviyorsa zaten o kadar çabuk büyüyor ki. Fidan o kadar çok fazla hemen kendini toparlayıp gelişemiyor. Şurada hemen oturma yeriniz var şu sol evet, tarafta. Evet, orada ilk başta geldiğimizde orada bir kamelya kurmuştuk. Orada orayı hemen gösterip yani. Geliyorum evet. Ben. Şuraya. Bir açık yerimiz var orada. Bir de kapalı benim arı malzemelerimi koyduğum depo var. Burası şurada kamelyaları. Biraz önce röportajı yaptığımız yer. Evet. Burada da oturdukları yer. Yemek yedikleri. Buranın adı Serinlik. Serinlik yaz mi? Boyunca burası serin olduğu için adını o şekilde koyduk. Serinlik. Hı-hı. Burada Hı-hı. her yerin bir ismi var. Burası Serinlik. Mesela ileride üçgen var. Mesela kapalı bahçem var. Sadabat diye söylediğimiz. Cennet kapısı var. Gençlik parkı var. Kahır yokuşu var. Burada her yere bir isim veriyoruz. Arazi geniş olduğu için mesela eşimle görüşürken neredesin? İşte ben Kahır yokuşundayım. Nerede? Sadabat'tayım. Şeklinde konuşuyoruz. Yer belirlemek en azından benim nerede olduğumu bilmesi. Bu da karavanınız. Evet, karavan aslında bizim buraya gelmemizi kolaylaştıran bir unsur. Evimizi sırtımızda getirdik burada, kurduk. O yıl evi yaparken burada konakladık. Bu olmasaydı biz nerede konaklardık ki? Evet. Şehre gidip gelmek de zor zaten, masraflı. Burada da enerji, güneş evet, enerjiniz, güneş. Rüzgar enerjiniz var. Onları da gösterelim. Evet, bakın burada 84 olması lazım. 80-84 arası güneş panelimiz var. Bir evin ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor ama kışın eğer bir hafta 10 gün boyunca hiç yağ şey yoksa, güneş görünmüyorsa orada biraz elektrik kullanımını biz minimuma düşürüyoruz. Şey peki rüzgar o zaman devreye giriyor tabii değil mi? Tabii ki onu açıyoruz bu sefer. O devreye giriyor. Şu anda onlar kapalı. Çünkü enerjimiz şu an çok fazla. Şu kapatmıştır zaten üretimi de. Ama dediğiniz gibi kışın o zaman güneşten elektrik üretemediğimiz zaman rüzgar devreye giriyor. O ihtiyacımızı o zaman karşılıyoruz. Ben şöyle yakından göstereyim hemen sonra. Bahçe kısmına doğru geçeceğiz. Bakın dostlar. Burada güneş panelleri var. Şurada rüzgar enerjisi var. Bir evin ihtiyacını fazlasıyla görebilecek şekilde böyle paneller konulmuş. Şimdi diğer tarafa doğru ilerliyoruz. Bu mesela Bayramış Beyazı. Üzerinde birkaç tane kaldı. Böyle yürüdüğümüz zaman köy kapısına doğru gidiyoruz. Çıkış orası batı kapısı diye geçiyor. Daha önce şu depoları bir tavuk işi yapacağımızdan dolayı yaptık. Şurada kepçeniz var. Evet, ilk küçük kepçemiz oydu. O şimdilik biraz atıl duruyor. Büyük bir kepçe aldık sonradan. Şey, tavuk işi olmayınca bunlar depo olarak, işte erdi olarak kullanıyoruz. Ürünlerimizi koyuyoruz, makineleri koyuyoruz. Burasının adı Sadabat. Yani tarih öğretmeni olduğum için biliyorsunuz İran'da Sadabat Parkı vardır. Böyle yeşil, güzeldir. Ben o hale getireceğim burasını. Cennete çevireceğim. Eşimin planı aslında bunu yapmasının nedeni işte yabani hayvanlar geldiği zaman tavuklar olsun, köpek olsun ürünleri zarar veriyordu. Eşiniyordu, işte yiyordu onları. Burada hiçbir hayvan yok şu anda. Kuşlar hariç, arılar hariç. Burada aslında sonradan mangal yapmaya başladık. İşte böyle misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Ben salçamı, kurutma ürünlerimi burada yapıyorum. Bir nevi burada süs olarak hani böyle elimin altında domates toplayayım, işte biber toplayayım diye burayı kullanıyorum. Ama bu yıl ürünlerimizde biraz şey var, verimsizlik var. Böyle yılından kaynaklanıyor, birçok yerde aynı. İşte kendince yağmur da maşallah bizim ürünleri bayağı delirdi, zararlar verdi. Böyle. Bu da buraya doğumdan yetiştirdiğim bayramiş beyazı burada biriktirmiştim. Bunu da kökü çok fazla aşağı gidince bu da yerinde kalsın dedik. 3 yıllık ağaç bu. Burada da kurutmalarınız. O da domates kurutmalarımız. Yağmura yakalandı, tekrar kurutuyorum onları. Şunlar salkım domates dediğim, işte o sevdiğimiz domatesler. Şunlar çeri domateslerimiz. Yukarıya doğru sardık bu şekilde. Ne güzel. Şurada bir sistemimiz var bizim. Sulama sistemi. Orada fıskiyeler devreye girince o bölümü tamamen suluyor. Elimde kalan, geçen yıldan kalan soğanlarım vardı. Tam cücüklenmiş ama artık içi geçmek üzere. Onları ayırdım. Şurada taze soğan. Daha 10 gün olmadı. Bakın şurada. Hı-hı. Bir haftalık soğan onlar. Şimdi taze soğan ihtiyacımı karşılayacaklar. Vallahi her şey var. Her şey var, evet. Herhalde bir şeyleri kapattık biz. Şalterleri indirdik. Hı-hı. Yıldırım düştüğü için. Şimdi, tamam, yani şuradan evet, otomatik üstten sulama yapıyor. Otomatik tepede güzelce sulanıyor. O nedenle böyle güzel oluyor bunlar. Evet. Tamam. Yıldırım düştüğü zaman cihazdan zarar vermesin diye şalterleri indiriyoruz. Yağmur şu anda sulamaya da ihtiyaç olmadığı için. Mesela benim çok önemsediğim, eşimin de çok önemsediği
O alüminyum kaplarda salçalarını yapıyorlar, soslarını yapıyor. Biz bu şekilde krom kap aldık. Bunların içinde yapıyoruz. Daha sağlıklı oluyor. İki tane iç içe şu anda geçen büyük tenceremiz var. Yapıyoruz, her şeyi yapıyoruz yani. Ne güzel. İhtiyacı olan soslar, salçalar, örnek ketçaplar, alınacak. Evet, reçeller, marmelatlar. Böyle. Tamam. Böyle diğer kısımlar. Geçelim. Çok güzelmiş gerçekten. Teşekkür ederiz. Böyle gidersek şimdi şuralardan civcivler içeriye giriyordu. O da beni çok rahatsız ediyordu. Ürünlerin dibine eşili tam o şey zamanları. Yeni büyümeye başlayınca. Biberiye ektim. Ve çalı şeklinde olduğu için kapladı burayı. Ve yabani ot çıkmasını da engelledi. Çok güzel bir örtücü çalı bitkisi diyebilirim bunlara. Ve çok ağırsız. Bakın bu sulandığı için ne kadar büyük bir adaçayı. Bir köktür bu. Bu adaçayı. Evet, bir kök bu. Bir kök bu hale gelmiş. Evet, bu hale gelmiş. Ne güzel yani, ya. Yerlisi ağaç gibi olacak. Şurada şeyler var, gündendiler. Ayçiçekleri. Evet, ayçiçekleri. Evet. Oraya da bakalım. Şu ileride gördüğümüz bostan tarlası. Orada kavun kalkı var. Biraz az mısır ektim bu yıl oraya. Burada da acurlarım var. Şöyle size ben bir tane göstereyim. Çok lezzetlidir. Çok aroması yüksek. Aa, bu salatalıktan ilk defa yiyorum. Çok farklıdır, evet. Bunları da bir ay oldu sanırım. Bir aya yakın oldu. Turşu zamanında yetişsin diye ektim. Aynı ürün ama daha verime yatmadı. Yeni yeni çiçek açmaya başladı. Burası da ayçiçek tarlası. Burası da ayçiçek tarlası. Bu yıl o baharda yağmur yağmadığı için ayçiçekleri çok fazla büyümediler. Biraz da yağmur da onları kararttı. Şurada su alan yerdeki ayçiçekleri daha güzel. Mesela aşağıda da ayçiçeği var. Ama onlar şöyle büyük büyük kafa bağladılar. Su yani, su hayat zaten. Evet. Onu görüyoruz. Şurası da acur benim. Bir sıra halinde. Ama bayram için yetiyorum ben. Birazcık acır toplayalım mı size şuradan? Tekrar geri gelmeyelim buraya. Şu anda kaldı. Çiçekler öldü ya. Islandı diye. Aren buyur. Çok güzel bir acır bu. Acır. Bir tadına bak. Harika bir tadı var. Ben bulamadım. Bulamadım. Onu da topladım ben. Zaten azaldığı için ürün şöyle. Salata şu tarlası gibi. Acaba? Evet, olur. Alırsanız yani yersiniz. Kokuyor. Salatalık mı bu? Salatalık değil. Acı. Yani salatalığın bir çeşidi de. Hani seviyor aslında. Çok sebzeci. Bunu öyle çocuklar çok seviyor. Her şey çok güzel. Doğal. Burada da kavunları göstereyim size. Bakın dostlar. Ari. Hı? Nasıl, beğendin mi? Beğendim. Burada da bamyalar var. Şöyle. Şu aşağılara kadar üretim yapılmış, bakın. Şurada incir ağaçları var. Daha aşağıda yine bir bahçe var. Buraya tufan sürünce, ay dedim buraya ne güzel bamya ekeriz. Bamya da her gün toplanır gün aşırı veya. Düz ayak olduğu için hemen gelip toplarım dedim. Şimdi oradan bamya alıyorum. Aynı zamanda pancar ektim, pırasa ektim. Kış bahçesi şeklinde olacak. Hı-hı. Havuçları ekemedim. Pidesi var. Yerini yapamadım. Toprakla buluşturamadım yani onları. Bu da bamya, özel bir bamya. Biliyor musunuz? Kınalı bamya duydunuz mu? Yok. Duymadınız. Tamam. Bornova bamyası. İzmir'in bamyasıdır. Ben hatta bitkiyi tam tanımadım. Size sordum. Öyle mi? Bamya aldın ya Deniz Kızlar'da. Yok şey. O tam şeyleri görmedüm bamyaları. Şu mesela. Ama kırmızı olur. Bakın şurada görüyor musunuz kırmızılıkları? Hı-hı. Kınalı bamya deniyor buna. Şimdi yağmur yağdığı için böyle rengini tam verememiş. Şurada mesela şunu da özel göstereyim. Kırmızıdır. Hı-hı. Şu gövde kısmı da kırmızıdır bunun. Şurada hep bak kırmızı bütün kökler. Bornova bamyası veya kınalı bamya. Kesinlikle
kesiyorsunuz, bunu çoğaltıyorsunuz. Hmm. Ama tabii yağmur... Bak bu olmuş. Evet, koparın onu. Yağmurdan dolayı bakın incirler bu hale geldi. Oo, bal gibi olmuş, bakın bak. Çok güzeller. Yağmur yağmasaydı çok daha güzel olurdu. Hemen ben şimdi böyle... Erimiş. Bulduğunuzu koparın. Bunlar hep erimiş. Bak süper. Çok güzelmiş ama ya. Şurada var istersen. Hepsi açılmış. Vereyim yağmur çok... Ben alırım. Burası cennet kapısı. Buradan geldiğimiz zaman diğer bir tarlaya geliyoruz ve böyle güzelliği görünce cennete girdiğimizi hissediyoruz. Buranın ismi bu. Burasının ismi Ohaya. Bunu eşim koydu. O anlatsın hatta size. Şurası eşimin söylediği koca tarla. Şuradakiler de acurlar yine. Az bir miktar var. Patlıcanlar. Patlıcanlar var. Ayçiçekleri var. Biberler var. Ayçiçekleri büyük oldular. Evet. Oo, buradakiler bayağı büyükmüş. İşte sulandığı için bu kadar büyüyor. Sulanmayınca da yukarıda gördüklerimizden. Bu çiçeği biliyor musunuz? Gelin çiçeği diye. Yok, ben de onu soracağım. Çok güzel bir çiçek bu. Sezonluk çiçektir. Neydi ismi? Gelin çiçeği. Gelin çiçeği. Çok güzel. Ha, çok güzelmiş. Tabii yağmuruna yatırmış. Çok güzel ya. İlk defa gördüm ben. Böyle arsızdır. Aynı Tufan kadife abi. Çiçeği gibi. Gel sen buraya, niye bu ismi vurdu onu bir anlat bize ya. Oha mı? Buranın ismini neydi? Oha mı? Ohaya. Ohaya, ha gel. Ben unuttum valla. Ohaya. Şimdi biraz önce anlatmıştı Tufan abi. Burada da patosu var. Yine sürmek için pullukları, her şeyi var. Burada da herhalde üretime hazırlık yapıyorsunuz. Burası dağdı. Böyle... Dağı kestik, yığdık, düz bir arazi yaptık. Şimdi hem suyu tutuyor. Hı hı. Taşlarını taş toplama makinesi aldım. Taşlarını da temizleyeceğim. Şimdi arkanda Ohaya var. Evet. Ohaya bahçesi. Ohaya. Neden Ohaya? Bölge. Bahçe değil de. Ha, bölge değil. Bölgenin ismi Ohaya. Şimdi şurada biz şey yapmıştık. Kuyu kazmıştık. O zamanlar her yeri kazıp su arıyorduk. Ama öyle bir kazmışız ki bayağı geniş olmuş. Böyle köyden iki tane işçi miydi artık o zamanın hatırlamıyorum. Geldi. Şeye bakıyor. Kuyuya bakıyor. Baktı. Oha ya dedi. Ne kadar büyük yapmışlar dedi. Ben de ondan sonra o bölgenin ismini Ohaya koydum. Şimdi burada her bölgeye isim koymak zorundayız. Çünkü telsizle haberleşiyoruz eşimle veya telefonla. Buraya geldiği zaman neredesin deyince... Bir yer göster. Bahçe dese hangi bahçe? Hangi bahçe? 25 dönüm arazi. 40 tane yer var. Evet. Neresi? O yüzden her bölgeye isim koymak zorunda kaldık. İşte burasına bizim kepçeci koydu ismi. Gençlik Parkı dedi. Biraz gölgeli. Ohaya. Koca tarla. Sonra çıktı burası. Burası işte cennet kapısı. Tabii o zamanlar ki durumuna göre verdik. Şimdi yağlıktan sonra cehennem kapısına benziyor da. O zaman cennet kapısıydı. İncirlik. İşte bu kapalı bahçenin ismini de eşim koydu. Şu üstünde saçlar var böyle. Kapalı küçük yerler yapmışsınız, evet. Ya şu üstte, evet. Şuradaki. Onlar ne? Bunlar depo. Zamanında orada tavuk besliyorduk. Bir tarafı o yüzden açık bunların. Izgara şeklinde. Tavuk işinde tabii para yok. Anlatıldığı gibi değil. Her şey. 350 tane tavuğum vardı. Bu tavukların yumurtası çıkıyor. Bir yiyen yumurta. Ama herkes yumurtacı o günlerde. Herkes yumurtacı. Evet, götürüyorsun. Böyle yürüyelim abi. Götürüyorsun satmaya. Alacak adam yok. O yüzden de yumurtaları ve tavukları biz yedik. Kendimize göre bıraktık. 30 35 tane. Şu anda var kendinize göre. Var. Hatta eşim satıyor da bazen çok yumurta oluyor. Pazarda satıyor. Bakın Deniz Bey, bunlar mesela şöyle çürüyorlar ama hiç ilaç, bir şey, zehir atılmamış, gübre atılmamış bir yer. Evet. Yapınca oluyor yani. Ne güzeller vallahi. Ve çok böyle... lezzetliler. Yiyince de zaten tekrar haftaya geleceksiniz almaya. Böyle. Bunlar ama... da sağ olsun Nurhan abla bizim için topluyor. Evet. Bazen susuzluktan çürüme de yapıyor böyle. Teşekkür ederiz. Buradan toplamak da ayrı bir keyif değil mi? Evet. Ben de seviyorum yani. Toplamama izin emek vermiyor. Emek işte ya. Yani emek vermiş. Burayı sevdiği için bu hale gelmiş yani. Evet. Sevmese, bir insan sevmese bu işi yapamaz. Kesinlikle. Yani.
İstediğin kadar burayı düzelteyim, tarla taşlarını ayıklayayım. Yok, evden çıkmam ki. Evet. Kahve içeyim, sohbet edeyim arkadaşlar. Yani ben burada valla büyük bir sevgi görüyorum. Hani sevgi olmasa gerçekten yapılmıyor. Çünkü yani biz burada güneşte durunca bile rahatsız olurken ben hemen böyle gölgeye kaçayım diyorum. Aynen. Şurada öyle kolay değil değil mi? Ot var mı burada? Tabii, çalıştığını düşün. Tabii bir de bu güneşte çalıştığını düşün. Yolarım ben değil mi? Sürekli yolarım, miniciktir. Bu mesela kocaman olacak. Evet. Saracak burayı, benim geçmeme engelleyecek. Onun için ben sürekli tek mücadele ederim. Evet dostlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.